üzerinden ve fiziki olarak gerçekleşmektedir. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. 7. Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi'nin Sağlık İnsani Hassasiyet başlıklı paneline hoş geldiniz. Bu panelde 3 değerli hocamız var. Sayın Gürkan Sert, Sayın Harun Kırılmaz ve Sayın Ülke Karabacak. Gürkan hocamızla başlayacağız. Kendisi Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Hukuk ve sağlık hukuku alanında uzman bir isim. Buyurun hocam. Davet için de organizasyona çok çok teşekkür etmek istiyorum. Başlığı Murat Hocam bana söylediğinde yani şöyle hafifçe şımarmadım da değil. Bu kadar önemli, güzel bir başlıkla ilgili değerli bir hocanın beni aramış olması, değerli bir ekibin böyle bir talepte bulunmuş olması gerçekten beni onurlandırdı. Çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü konuştuğumuz her şey, üzerinde tartıştığımız her şey aslında insani hassasiyetin üzerinde ama bu gerçekte hayatta böyle mi akıyor? Pek emin değilim. Ama bu güzel başlıkla böyle bir oturumda olmak gerçekten onur verici. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Şuradan. Şimdi aslında böyle bilmiyorum, belki siz de gözlemlemişsinizdir. Son dönemlerde hasta haklı... Hocam çok özür dilerim, süreyi sormak istedim. Bir an. 20 dakika diyelim. Tamam hocam, peki. Tam 20. dakikada bitireceğim. Şeyden. Şunu söylemek isterim. Mesela böyle sanki dikkatinizi çekmiştir. Hasta hakları konusu biraz böyle sanki korkulacak, endişe duyulacak bir kavrammış gibi... Ya da hasta haklarından söz edilirken böyle bir algı varmış gibi bir hisle karşı karşıya kalıyoruz. Buradan söylüyorum, yani biz Haydar Hocam da her zaman bize destek oldu hasta ve hasta yakın hakları kongresini yaparken. Eleştirilere maruz kalıyorduk. Böyle bir dönemde bu konu konuşulur mu diye. Tabii ki hani böyle bir dönemde konuşulacak insan hakları ile ilgili önemli problemlerin, sorunların olduğu bir dönemde tabii ki konuşulacak. Neyle bağlantılandırılmaya çalıştığına gerçekten anlam veremiyordum. Ve biraz konuştuğumuzda mesela sağlıkta şiddetle ilişkilendiriliyor hasta hakları. Nasıl bir bağlantı kuruluyor çok merak ediyorum ama ne zaman hasta haklarını konuşsak ama şiddet uygulanıyor, şiddet var. Bir ara Meclis Araştırma Komisyonu'nda bir komisyon kurulmuştu sağlıkta şiddetin nedenlerini araştıran. Komisyondan beni aramışlardı Hasta ve Hasta Yakın Hakları Derneği'nin başkanı olarak. Yani sağlıkta şiddetle ilgili görüşlerinizi almak isteriz, davet ediyorlardı. Ve diyorlardı ki hep şiddet görenlerle konuştuk, bir de uygulayanlarla konuşmak istedik de, dendi. Yani hasta hakları temsilcisiyseniz şiddetle nasıl ilişkilendiriliyor gerçekten anlamadım. Burada bu kadar duyarlı bir ortamda şuna dikkat çekmek isterim. Hasta hakları tüm sağlıktaki paydaşları kucaklayan haklardır. Bu hakları birbirinden ayırt eden haklar değildir. Buradaki konu şu, biz hani burada bireylerin zaten sahip oldukları hakların sağlık alanındaki yansımasını konuşuyoruz burada. Aslında bu haklar tanımlanmış, bu haklar bir yerde yazılı olsa da olmasa da tamamen şuradaki İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde formüle edilmiş hepsi. Sadece biz bunlara sağlık çerçevesine biraz dikkat çekmek istiyoruz. Yani burada sağlık çerçevesinde iş o kadar kolay değil. Çünkü biz bu hakları böyle saymışız ve bunlara kimin itirazı olur bilmiyorum. Kimsenin bir itirazının olacağını düşünmüyorum. Yani ayrımcılığa uğramama, insanların sağlık hizmetlerine erişmesi, beden bütünlüklerine saygı gösterilmesi, mahremiyetlerine saygı gösterilmesi, hakları varken
Biz belki acaba ülkemizde sadece şikayet hakkı üzerinden mi tartışıyoruz hasta haklarını? Birazcık orada düşünmek gerekiyor. Ve eğer şikayet stratejisinde, dava açma stratejisinde ya da bu konularla ilgili düzenlemelerde bir sorun varsa, bu sorunu masaya yatırıp bunun üzerinde konuşmak lazım. Şöyle köşe yazıları olmamalı. Hasta haklarından sonra sağlıkta şiddet tırmandı. Bu başlıkları görmemeliyiz, bunları okumamalıyız. Ama uygulanma şekliyle ilgili itirazlarımız varsa onların üzerinden konuşuruz. Çünkü hasta haklarına karşı duruş, bütünüyle sağlıkta insan haklarına karşı duruşu getirir. Biz burada şöyle bir konuyla aslında önemli bir tartışma. Mesela çalışan hakları dediğimiz zaman aslında açık net önümüzde bir konu var. Ne diyoruz? Yani burada çalışanları sömürmeye yönelmiş bir takım anlayışlar vardır. Bu işin doğası gereği öyle. Yani şeyden bunlarla mücadele etmek için bazı önlemler alınır. Nedir? Hani sendikal haklar, çalışma süresi, diğer ücretler, yıpranma payları vesaire pek çok başlık. Ne yapıyoruz? O konuda böyle gelişmiş bir kültür vardır. Tüketici hakları dediğimiz zaman evet gerçekten kapitalizmle ya da işte mümkün oldukça kar etmeye çalışan bir takım kuruluşlara karşı yine bireyleri korumaya yönelik bir anlayışla karşı karşıyayız. Peki hasta hakları dediğimiz zaman kimi kime karşı koruyoruz? Zorluk burada biliyor musunuz? Sağlık hizmeti dediğimiz yer zaten insanlara şefkat sunmak için, insanlara iyilik yapmak için kurulmuş ve mesleki ilkeleri o şekilde oluşturulmuş insanların hizmet ettiği bir yerdir. Sağlık yöneticilerin ilkeleri böyledir, hemşirelerin ilkeleri böyledir, ebelerin, hekimlerin ilkeleri böyledir. İnsanları önceleyen bir anlayıştır ve bütün bunların sağlık kurum ve kuruluşlarının da varlık nedeni odur. Dolayısıyla bu kurumlara karşı bireyleri koruma gibi bir ifadeyi kullandığınızda soru işaretleri artabiliyor. Çünkü biz zaten iyilik için varız burada. Doğru. Ama biraz da şunu düşünmek lazım. Bu mesleklerin ilkelerinde, bu mesleklerin böyle ilkelere sahip olma nedenleri bu konuda insan hakları ihlallerinin olma riskinin yüksek olmasından da kaynaklıdır. Sağlık alanında bireylerin haklarının ihlali mümkündür ve bunlar kurum tarafından, çalışanı tarafından ve sistem tarafından ihlal edilebilir. Bireysel olabilir, sistemsel olabilir ya da kurguladığımız sağlık sisteminin tamamı bu konuda zarar verme riski içerebilir. Dolayısıyla bu alanda hasta hakları ile ilgili oluşumlarda bu üç yaklaşımı da içermek lazım. Belki acaba ülkemizdeki uygulama sistemi çok göz önünde bulundurmayan, yalnızca çalışanın kendisine yönelmiş bir hasta hakları ihlali sistemi üzerinden mi yürüyor acaba? Şikayetleri o şekilde mi değerlendiriyoruz? Yanıt veriyor muyuz acaba? Yani 3 milyonluk bir bölgede 300 bin kişiye hizmet verecek bir kapasite var. Bu nedenle çok sıra bekliyorsunuz. Bu nedenle bazı hizmetlere erişim uzak olabiliyor. Bu bağlamda bizim birazcık hasta hakları ile ilgili yaklaşımlarda, çünkü insan sağlık hizmetlerinde insani hassasiyetin çok önemli bir noktası burada düğümleniyor. Birazcık insani hassasiyet konusunda geçirdiğimiz pandemiye de birazcık değinmek istiyorum. Şimdi şöyle sorsak, bireyin hakları mı önceliklidir, toplumun hakları mı önceliklidir? Bu konu tartışıla geldiği şekliyle insan hakları belgelerine öncelikle bireyin haklarının korunması şeklinde yerleşmiştir. Mesela biyoetik sözleşmesi bu hükmü açık net bir şekilde
ifade etmiştir. Ama pandemi dönemleri insan hakları ya da sağlıkta hassasiyet açısından çok kritik dönemlerdir. Baksanıza en iyi komşunuz ambulansın kapısını açıyor. Benim mahallemden kimi, kimler COVID'miş onları öğrenmek istiyorum diye ambulansın önünü kesiyor. Her gün gördüğü, sempatiyle yaklaştığı sağlık çalışanı olduğu için hekime, hemşireye, ebeye sen merdiveni çıkarken trabzanları elleme diyor, parmaklıklara elini sürme diyor. Veyahut da çardakta, sitede otururken geldiği zamanda zaman oradan uzaklaşılıyor. Bu gibi konular da kulağımıza yine gelmişti. İnsani hassasiyet bu gibi kriz dönemlerinde çok ciddi bir riskle karşı karşıya kalıyor. Ve evet doğru, toplumun genel sağlığını korumak çok önemli bir başlık. Ama bu toplumun genel sağlığını korurken çok temel ölçülülük ilkesine, bütün insan hakları ile ilgili belgelerde anayasamızda yer alan ölçülülük ilkesine uygun hareket edilmesi ve bunlarla ilgili kriterlerin belirlenmesi çok önemliydi. Örneğin insani hassasiyet bağlamında sağlık hizmetlerinde kronik hastalıklarla yaşayan bireylerin pandemi döneminde yaşadıkları sıkıntıların önemle ortaya çıkarılması gerekiyordu. Ve beden bütünlüğü açısından şöyle bir sıkıntı var. Normalde bütün insanların beden bütünlükleri korunmuştur. Anayasal güvence altındadır. Ve asıl orada düşünülen konu şu. İstemediğiniz birisi gelip beden bütünlüğünüze müdahale edecek, sizi yaralayacak ya da öldürecek ya da bedeninize zarar verecek. Ama sağlık alanında durum biraz farklı. Kişinin kendisi gelip size benim beden bütünlüğüme müdahale edin diyor ya da bizden istediği yardım onunla sonuçlanıyor. Hastayım, bana müdahale edin ya da benim için bir şeyler yapın. Bu şu anlama gelmemeli. O kişinin yardım istiyor olması özerkliğinin bizim kontrolümüze geçtiği anlamına gelmez. Sağlık biraz onun için kritiktir. Sağlıkta özerklik, sağlıkta beden bütünlüğü dediğimiz bunun için riskli. Ne yapıyoruz? O istiyor bizden. Bir de şöyle çok teferruatlı bir ameliyatı düşünün. Ne işlemler yapıyoruz değil mi? Bu hususlarda. Şimdi burada insani hassasiyet şunu gerektiriyor. O kişinin beden bütünlüğüne saygıyı benim maksimum ölçüde göstermem gerekiyor. Olabilecek en yüksek seviyede. Şu anlama gelmiyor. Bizden yardım istiyorsa bedenini biz ipotek altına alıyoruz anlamına gelmez. Dolayısıyla beden bütünlüğü özelliği o konuda hassastır. Bizim hani şurada iradesinin rolü, girişimlerin sınırları üzerinde özellikle bireyin özellik hakkı bağlamında yeniden düşünmemiz gerekiyor. Paternalist dönemi özleyen, paternalist yani hasta adına her şeyin iyisini düşünen sağlık sistemi ya da meslek mensupları yaklaşımından mümkün oldukça uzak kalmak gerekiyor. Bazen onu görüyorum. Yani diyor ki ben zaten onun iyiliği için yapıyorum. Ben zaten onun iyiliğini düşünüyorum. Ben bu hekim-hasta ilişkisinde, hemşire-hasta ilişkisinde eşitlik ilkesini pek anlamıyorum, pek benimsemiyorum gibi yaklaşımlar tehlikeli noktalara yine varabiliyor. İnsani hassasiyet açısından ve kişilerde zaten bir beden bütünlüğüne saygı beklentisi vardır ve aslına bakarsanız uluslararası ve yerel bütün insan hakları ile ilgili kanun maddeleri esas bunu sağlamaya çalışıyor. Kişinin özelliği, beden bütünlüğünün korunması. Mesela biz buna tıp etiğinde biz bunu özellik ilkesiyle ifade ediyoruz. Burada mesela bu özerkliğe saygı kendini nasıl gösteriyor? Aydınlatılmış onamla şu anda en önemli unsuru o. Aydınlatılmış onam. Şöyle aydınlatılmış onama büyüteçle bir bakalım ne hale gelmiş. Nedir yani şu anda aydınlatılmış onam?
somut ifadesidir aslında beden bütünlüğüne saygının. Ve aslında çok kolay bir denklemi vardır. Ben sana hangi işlemi yapacağım, neden yapacağım ve bu işlemle ilgili nelerle karşı karşıya kalacağız hususunda hastaya bilgi vermektir. Ama şu anda Yargıtay kararlarına bakın, Anayasa Mahkemesi kararlarına bakın, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararlarına bakın, makalelere bakın, bizim alanda yayınlanan. Tamamen konu, bana sorarsanız, kontrol dışına çıkmış durumda. Kontrol edelim derken, bence insani hassasiyetten çok uzak bir noktaya düştü. Şöyle, bir çekişme noktası mı acaba? Mesela şöyle şeyler var. Yani kanıt, benim onu bilgilendirdiğimi, aydınlattığımı kanıtlamam lazım. Ondan sonra bunun ispatını nasıl yapacağım? Çok kızarlar bana, derler ki biz hastaya formu imzalattık. Yeterli mi? Hayır derim, çok kızarlar. Neden? Yani orada imzalatmak değil mesele. Karşıdakine bunu aktarmak, anlatmak. Bazen aynen şöyle soruluyor. Hastayı bilgilendirmesek, sadece hastaya imzalatsak aydınlatılmış olan formumuz geçerli olur mu? Ya bakın, böyle sorduğunuzda tabii ki hayır. Yani çünkü ama bunun kanıtıyla ilgili vesaire tartışmalar başka bir hususta. Şöyle birazcık daha bakalım. Tam demin söylediğim şu. Yani biz hastalar formu imzalatıyoruz. Ya bir sorun çıkarsa mahkemeye onu verdiğimizde işi çözer mi? Şimdi bu yaklaşımdaysak insani hassasiyetten uzaklaşıyoruz demektir. Elbette ki kanıt açısından önemli. Ama her şey bu değil. Biz burada evet duyulmayınca da birazcık azar yediğimi söyleyebilirim bu hususlarla ilgili. Ve mesela onam formunu daha çok böyle konuşuyoruz. İmza aldıysan sorun yok. Ama her şeyi kabul etmişsin. Hastayla da karşı karşıya kaldığımızda sen zaten her şeyi kabul etmişsin. Daha ne olsun, form imzalatmışız. Bunları çok sık söylüyoruz. Başka nasıl kanıtlayabiliriz? Ve bu formu niye imzalatıyoruz o zaman hocaya, hastaya? Bakın, bilgilendirme gölgede kaldı, geride kaldı. Hasta anladı mı, anlamadı mı? Öğrendi mi, öğrenmedi mi? Biliyor mu, bilmiyor mu? Değil konumuz, daha çok konumuz bunu ortaya nasıl çıkartabiliriz? Ama bilgilendirip bilgilendirmediğimiz hususu biraz daha geride kalıyor. Ama şu önemli, hastanın anlaması açısından önemli, ispat açısından önemli, sorumluluktan kurtulma açısından önemli. Ama ispat da, sorumluluktan kurtulma da esas olarak hastanın anlamasına dayanmaktadır. Hasta anlamıyorsa ispatın ya da sorumluluktan kurtulmanın bir önemi yok, yani gerçeklik olarak bir önemi yok. Etik açıdan, ahlaki açıdan, vicdani açıdan, inançsal açıdan hiçbir önemi yok. Hasta anlamamışsa, bilmiyorsa ne olacağını. Biraz daha konuyu bu eksenlere taşımak gerekiyor. Ve bu ne yaptı? Hastayla sağlık kurumunun arasını, hastayla çalışanların arasını daha mekanik bir yapıya ulaştırdı. Ben söylüyorum, hastaneye gittim, yakınım yetişemedi annesinin ameliyatına. Bir sen yardımcı olur musun dedi. Köprüde kaldı. Asansöre bindik. Hasta sedye bir tarafta, ben bir tarafta, görevli bir tarafta. Şöyle bir tomar kağıdı bana fırlattı hastanın üzerinden. Abi şunları imzalar mısın? Olur da dedim. Bunlar ne dedim? O arada kalemi de attı, onu da yakaladım. Sen anlamazsın abi dedi, imzala dedi. Orada asansörde imzaladık. Ya da şey. Şimdi bir de böyle bir gerçeğin olduğunu, belki her yeri bu şekilde damgalamak anlamında, bu şekilde yürüyor demek anlamında demiyorum ama akışla da ilgili aslında herkesin iyi kötü bir fikri var. Ve mesela aslında şu, yani nelerle ilgili bilgilendireceğiz konusunu gündeme getirmek, bu bilgilendirmeyi yapabilmek için neler yapmak gerekiyor üzerinde tartışmak gerekiyor. İyi bir onam almak için nasıl bir süreç geçirmek lazım? Barışçıl bir süreç. Çünkü hastayla sağlık kurumunun, hastayla sağlık çalışanlarının ilişkilerinin en insani noktalarından birisi budur. En hassas noktalarından birisi
aydınlatılmış o anlamdır. Mekanik bir yapıya bunu bırakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Herhalde takıldı. Peki. Şöyle hani bir sürü tartışmalarımız var. Yazılım yapalım, sözlü mü yapalım, görseller kullanalım mı? Evet, böyle bunları tartışmak güzel, bunları gündeme getirmek güzel. Tek kaygımız orada nasıl ispatlarım değil. Mesela geçen bir üniversitede bir konferans sırasında hekim gelip bana dedi ki, vallahi ben dedi hastayı çağırıyorum, kamerayı kuruyorum odaya, orada çekimini yapıyorum, aydınlatılmış onamını o şekilde alıyorum dedi, geçerli olur mu dedi. Şimdi mahremiyetle ilgili bir problem var, bir şey var. Çünkü dedim ki hasta kabul etmezse kameradaki aydınlatmayı, o zaman ameliyatını yapmıyorum dedi. Etikal, düşünülmesi gereken bir konu. Peki yani karşı taraf dese ki, bakın hastanın duruşundan, oturuşundan hiçbir şey anlamadığı belli oluyor dese dedim. Hadi bir de bir psikoloğa ya da psikiyatra ya da iletişim uzmanına gösterdiğimiz zaman beden dilinden dolayı anlaşılmamıştır dese dedim. Ya da anlayıp anlamadığı konusunda karar veremedik dese dedim, ne olacak? Yani oturup kafamızı nasıl kanıtlarım üzerine yormaktan ziyade belki süreci nasıl aşarız diye düşünmek gerekiyor. Şu anda sadece bir standart form var. Üniversite mezununa, lise mezununa, Türkiye'nin doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden gelen herkese o ameliyatla ilgili o formu imzalatıyoruz. Okuma yazma bilmeyenler için ya da görmeyenler için, duymayanlar için nasıl bir sistem var? Az onun üzerinde de düşünmek gerekiyor. Çok tartışmalı bir konu ama hayır, Türkiye bu konuda bir insani noktada önemli bir adım attı. Mülteci ve sığınmacılar konusunda önemli bir gelişmeydi ülkemiz açısından. Ve mesela onlarla ilgili bilgilendirmeler de çok önemli bir başlık oluşturuyor diye düşünüyorum. Şöyle meme cerrahisi açısından söylüyorum. Mesela bir örnek olarak onu buraya koydum. Evet, belki temel kaygımız onun iyileşmesidir. Ama mesela beden bütünlüğünde oluşacak değişiklikler konusunda, bu değişikliklerle nasıl baş edeceği konusunda da insanları desteklemek. Yani bir başka boyutu bu işin. Operasyonu gerçekleştirdik. Kim ne derse desin, eğer kadının bu yönde mesela bedeninin yeniden düzeltilmesiyle ya da bedenine bazı işlemlerin yapılmasıyla ilgili talepleri söz konusuysa, bunları değerlendirecek, bunlara duyarlılıkla yaklaşacak bir yaklaşıma da ihtiyaç var. En azından benim Kanser ve Hasta Hakları Platformu'nun koordinatörü olarak gözlemim, bu operasyonlardan sonra ya da kadın hastalıklarıyla ilgili mesela kanserlerden sonra kadınları tek başına bıraktığımız yönündedir. O yöndeki talepleri ya da isteklerinin çok göz önünde bulundurulmadığını düşünüyorum. Burada sonlandırmak istiyorum. Bir diğer önemli konu, insani ilişkiler içerisinde çok önem verdiğimiz bir diğer konu da şu. Bu işin doğasıdır. Bunu artık aktarmak gerekiyor. Ölüm de sağlık hizmetleri sürecinin bir parçasıdır. Ya tıbbi hatalar da bu sürecin bir parçasıdır. Ama biz insanları sağlığına kavuşturup evine gönderiyoruz mesajıyla sürekli insanları üzerimize çekerken, reklamla, tanıtımla, bu şekilde bazı yerler çok ciddi agresif çalışmalar yaparken, bir yandan da bu iş yani sadece bir hata sonucunda gerçekleşebilir mesajını verirken, biz gereken bütün özeni gösteriyoruz mesajlarını vererek yaptığımızda ya da insanları iyi bir şekilde aydınlatmadığımızda risk oluştuğu zaman insanların bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünmesi kadar doğal bir süreç yok. Şey diyoruz çünkü yani mesela göz ameliyatları ile ilgili, lazer ameliyatları ile ilgili. Çok basit bir işlem gibi anlatıyoruz. IVF işlemleri, organ doku aktarımları çok kolay işlemlermiş gibi aktarılıyor ya da tanıtımlara baktığımızda o hissi uyandırıyor insanda. Ama daha da önemlisi, bir komplikasyon oluştuğu zaman
bu komplikasyonu yönetirken de hastaların yanında olmamak, uzak kalmak, bu problemi sahiplenmemek de insani hassasiyet açısından ülkemizde çok önemli bir problem. Ve bir cümle daha hocam izninizle, mahremiyet hakkı konusunda WhatsApp'ın masumiyetinden, yani mahremiyet hakkımız WhatsApp'ın kolay paylaşımında muaf değil. Örnek veriyorum, kliniklerde, eğitimlerde hastaların fotoğraflarının, isimlerinin paylaşılması, bunlarla ilgili sohbetlerin oluşması, oluşturulması çok çok önemli, insani hassasiyetler konusunda çok önemli problemlere neden oluyor. Önümüzdeki dönemlerde iyi bir sağlık yönetimi vizyonunda, iyi bir tıp eğitimi, iyi bir sağlık bilimleri eğitimi vizyonunda mutlaka ve mutlaka bireylerin beden bütünlüğüne saygı konusunda güncel tartışmaların insani hassasiyet kapsamında tartışılması, mahremiyetle ilgili ihlallerin insani hassasiyet çerçevesinde tartışılması hususu yeni gelişmelere göre, mesela pandemi olduktan sonra pandemiyi de ekleyerek bizim müfredatlara eklenmeli ve bu konuda hassas, duyarlı ve somut örneklere dayalı paylaşımların yapılması arttırılmalıdır. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gürkan Sert hocamıza teşekkür ediyoruz. Soruları en sonda alacağız. Belki konuşmalar birbirini tamamlar. İkinci konuşmacımız Harun Kırılmaz hocamız. Kendisi Sakarya Üniversitesi'nde kamu yönetimi ve sağlık yönetimi konusunda uzman bir isim. Buyurun hocam. Öncelikle böyle kıymetli bir bilimsel etkinliğe davet ettiği için Murat hocama teşekkür ediyorum. Haydar hocam, Ramazan hocam, Sedat hocama da ayrıca teşekkür ediyorum böyle güzel bir konferans etkinliği düzenledikleri için. Oturumumuzun, panelimizin konusu da tabii ki ilgimi çeken, üzerinde araştırmalar, okumalar yaptığım bir konu olması hasebiyle de çok mutlu etti beni. İnsani hassasiyet, insan merkezlik, hasta merkezlik. Ben bu konu üzerinde bir şeyler sizinle paylaşmak isteyeceğim. Dikkatimi çekti, çok güzel bir kampüs. Koridorlarda, merdivenlerden inip çıkarken bilim insanları, özellikle tıp alanında bilim insanlarının fotoğraflar ve kısa bilgilerine rastladım. Sadece yabancılar değil, bizim coğrafyamızdan, bizim kültürümüzden, bizim toplumumuzdan insanların olduğunu da gördüm. Bu da dikkatimi çekti ve beni mutlu etti. Yani biz bugün insan merkezlilik ve hasta merkezlilikten bahsediyoruz. Birazdan detaylarını da arz etmeye çalışacağım size. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün 2000'li yıllarla birlikte deklare ettiği, sağlık hizmeti sunumunda hassasiyetin insan odaklı olması gerektiği vurgusu var. Ama bizim tarihimizde incelediğimizde çok daha eskilerde bunların da yer aldığını görmüş oluyoruz. Mesela üniversite, sivil üniversite deyince biz hep Bologna Üniversitesi diyoruz, Avrupa diyoruz ama İstanbul'da yanı başımızda 1500'lerin sonunda Beşiktaş'ta Yahya Efendi'nin kurduğu ilk sivil üniversite ve kendisinin de pek çok müsbet ilimde uzmanlaştığı, tıp alanında çok iyi bir hekim olduğu, dönemin padişahı, Kanuni'nin kızını tedavi ettiği konularını da aslında bilirsek belki bu konularda bizim özümüzden de geçmişimizden de parçalar olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalmış olacağız. Sağlık, insan, sistem bunun neresinde? Aslında insanı incelediğimizde dünya, kainat, insanın özünde bir küçük hale gelmiş oluyor. Ya da insanı incelediğimizde biz onu kainatın bir parçası olarak görmüş oluyoruz. Doğal olarak sadece sağlık hizmeti boyutunda değil, bütün hizmetlerde, yöneten yönetilen ilişkilerinde, devlet-vatandaş ilişkilerinde veya
sağlık profesyoneli hasta ilişkilerinde odağımızın ne olduğu önemli ya da odağın nereden nereye taşındığı önemli. Tabii ki yönetim anlayışlarında olduğu gibi devlet anlayışında, hizmet sunum anlayışında da dönemsel değişimler oluyor. Bakış açımız değişiyor. Geleneksel yapıdaki hasta, hastalık, hastane bu kavramların yerini artık günümüzde özellikle 20. yüzyıldan itibaren farklı kavramlar, sadece burada kavramlardaki değişimi de değil, onlara yüklenen anlamların da değiştiğini görmüş oluyoruz. Artık hastalığa değil sağlığa odaklandığımızı, hasta kavramı yerine birey veya insan kavramı üzerine odaklandığımızı görmüş oluyoruz. Bu bize şunu getiriyor, aslında sunduğumuz sağlık hizmetinin merkezinde, odağında insan unsurunun olması gerekiyor. Her şey aslında insan içinse, sağlık hizmeti de insan için. Buradaki tabloda aslında bu değişimin ve insan merkezli ya da insan odaklı sağlık hizmetine nereden gelindi, bugüne nasıl gelindiğini böyle kısaca görmüş oluyoruz. Gelelim insan merkezlilik ya da insan odaklılık kavramı, insan merkezli sağlık hizmeti kavramı. Başta da belirttiğim üzere 2000'li yıllarda Dünya Sağlık Örgütü tabii ki çeşitli raporlarında, resmi açıklamalarında bu konuya dikkat çekiyor ve sağlık sistemlerinin başta olmak üzere sağlık kurumlarının, sağlık profesyonellerinin hizmet sunumunda ön planda tutmaları gereken hususun elbette ki insan olması gerektiğini, yani iş nesne boyutundan çıkıp özne boyutuna taşınması gerektiğine vurgu olmuş oluyor. Elbette ki buradaki değişimin pek çok nedeni var. Bu değişimin nedenleri çok üzerinde bizim hani bu konu babında tartışmamızı gerektirmeyecek bir hususlar ama evet trend bu. Hastanın tedavi sürecine katılması, hasta sağlık profesyoneli ilişkisi, hasta hakları Gürkan hocamın belirttiği husus, sağlık hukuku gibi hususlar aslında insan merkezlilik belki çatısı altında ya da hasta merkezlilik çatısı altında ele alındığını görmüş oluyoruz. Aşağıdaki çeşitli raporlarda da 2000'li yıldan itibaren başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere ya da literatürdeki çeşitli çalışmalarda da bu konunun ön plana alındığını hem profesyoneller tarafından hem de akademik camia tarafından bunun dikkate alınması gerektiğini görmüş oluyoruz. Peki merkezinde insanın olduğu sağlık hizmeti aslında neye dayanıyor? Kesinlikle bu işin içinde sağlık hakkı var. Sağlık hakkının bir uzantısı olan hasta hakkı var. Hastanın memnuniyeti var. Hastanın süreçlere katılımı var. Hastayla sağlık profesyoneli arasındaki iletişimin karşılıklı katılmaya veya işbirliğine dayalı olması gerektiği hususu var. Hastanın konforunu sağlamak var. Bu gibi hususların aslında baktığımızda insan merkezi sağlık hizmetlerinin belli boyutlarını oluşturduğunu görmüş oluyoruz. Tabii ki hangi hususlarda dikkat edilecek ya da hangi boyutlarda değişiklikler yapılırsa insan merkezli bir sağlık hizmeti sunulacak. Burada kesinlikle hizmet sunumumuzda belli bir takım o baştaki o paradigma değişimi dediğimiz gibi ya da işte daha basitleştirirsek paternalistik anlayışla bir hizmet sunumu yerine belki daha çağdaş bir hizmet sunumu anlayışı. Bununla ilişkili olarak iletişim, hastayla, hasta yakınlarıyla, sağlık profesyonelleri arasındaki iletişimin de bir form değiştirmesi gerektiğini görmüş oluyoruz. Yine başka ne var? Sağlık kurumlarının ve sunulan sağlık hizmetinin hesap verebilir olması. Yani ben yaptım oldu, ben karar vereceğim, ben senin için en doğrusunu bilirim. Sonucunun ne olup olmadığından ziyade karar verici benim, bu benim dediğim doğrudur anlayışı yerine şeffaf, hesap verebilir, sorumlu anlayışla bir sağlık hizmeti sunulması ve kurumların, çalışanların da bu değişime yine adapte olabilmesini gerektiriyor bu insan merkezli sağlık hizmeti sunumu.
Diğer bir husus destekleyici sağlık hizmeti. Burada tabii ki o ilk baştaki grafiği yine düşünürsek, hastalık, sağlık, tedavi yöntemlerinin de günümüz koşullarında değiştiğini görüyoruz. Artık evde sağlık veya evde bakım sağlık hizmetlerinin belki en önemli noktasını oluşturuyor. Belki bir 10-20 tane gelecek 50 yıla yönelik trend, alanlar, meslekler, işler sayılırsa sağlık alanında bunlardan bir tanesinin de evde sağlık ve evde bakım olduğunu görüyoruz. Elbette ki dijitalleşme, dijital hastaneler, teletıp, bunlar yapay zeka, blockchain bunların hepsi var. Ama hizmet sunumu açısından bakıldığında o değişimin getirdiği noktada toplumlarda evde sağlık hizmetleri yani sadece hasta olsun, hastanede tedavi olsun değil, bulunduğu ortamda sosyal çevresinden kopartılmadan hem hastayı hem hasta yakınını elbette ki sağlık çalışanları da bu işin bir parçası onlarla entegre bir şekilde destekleyen bir sağlık hizmeti sunumu yine insan merkezli sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasını bileşenini oluşturmuş oluyor. Kaliteyle, memnuniyetle, hasta haklarıyla yine ilişkili olduğunu görüyoruz. Bu kavramlar artık tekrar ettiğimiz, üzerinde hemfikir olduğumuz kavramlar ve birbirlerinden aslında bağımsız olmadıklarını da görüyoruz. Yani birine odaklanmak tek başına yetmiyor. Hepsi bir arada düşünülmesi gerekiyor. Hasta memnuniyeti kaliteden bağımsız değil. Hasta memnuniyeti iletişimden, katılımdan, konfordan bağımsız değil. Hasta güvenliğinden bağımsız değil. Hesap verebilirlikten, erişimden, zamanlılıktan bağımsız değil. Demek ki bunlardan bir tanesi de yine insan merkezlilik oluyor. Kaliteyi sağlama noktasında. Gürkan Hocam detaylarıyla o paternalistik anlayıştan, değişimden çok bahsetti. Artık yani hekimin en iyisini bildiği anlayışı bugün geçerli değil. Artık ne yapıyoruz biz? Hastaları bilgilendirerek, aydınlatarak sürece dahil etmek. Yani burada şu yanlışa da düşmemek gerekiyor. Tabii ki hasta öncelikli, hasta merkezli, tamam insan dedik, evren, özü, ortak, her şey insanın etrafında dönsün ama sağlık hizmetlerinin de bir doğası, bir değişmez kuralı var ki bu bilgi asimetrisi de bu gerçeklikten ayrılmayacak. Yani hastayı bilgilendirelim, hastanın kararını almasını sağlayalım ve buna uyalım anlamında da değil. Burada elbette ki özerkliği biz sadece ilk başta profesyonel olarak hekimin özerkliğinden bahsederken artık bugün hastanın özelliklerinden de bahsediyoruz ama bunlar birbirinin zıttı, birbirinin ikamesi gibi kavramlar ya da bakış açıları gibi de görülmemeli. Doğal olarak insan merkezli sağlık hizmeti dediğimiz zaman insanı odağa koyup yani hasta hakkı varsa ya da hasta öncelikli ise diğer bütün unsurlar önemsizdir gibi değil, onlarla birlikte hareket edebilmeyi ifade ediyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. Çeşitli boyutlarından bahsedeceğiz. Aslında önce engelleri inceleyelim. Hasta merkezli, insan merkezli sağlık hizmeti sunumunun tabii ki yapısal, fonksiyonel bir takım engelleri var. Bunlar bazen aşılamıyor, bazen mücadele etmek gerekiyor. Bunları üç başlık altında değerlendirmemiz mümkün. Neler bunlar? İnsan kaynağı başta olmak üzere çeşitli kaynaklar. Çünkü sağlık hizmeti sunumunun ya da sağlık sisteminin bir boyutunu bu oluşturuyor. İdari işler veya idari yükler yani sağlık profesyonellerinin temel sorumluluklarının yanında yine bir sağlık kurumunun içinde ilave yükleri de oluyor. Ve tabii ki de bazen de istenmeyen davranışlar, etik dışı veya profesyonel olmayan davranışlar var. Bunları kısa kısa incelersek, malum iş yükü, sağlık, insan gücü, nüfus başına düşen hekim, hemşire sayısı, uzun çalışma süreleri, mesailer, nöbetler. Elbette ki bunlar insan merkezli sağlık hizmeti sunumunun önündeki en büyük engeller.
Yani biz muayene sürelerinin yetersizliğinden bahsediyorsak tabii ki bunu aşabilmek sadece sağlık profesyonelinin sırtına yüklenebilecek bir yükümlülük olmanın çok ötesinde. Kaynaklar yeterli olmalı, malzemeler yeterli olmalı, bina, araç, gereç, ekipman yeterli olmalı. Bunların eksikliği kuşkusuz yine insan merkezli sağlık hizmetlerinden uzaklaşmamızı neden olabiliyor. Yine iş yüküyle de ilişkili olabilir. Sağlık profesyonellerinin bir de temel sorumluluklarının yanında idari yükleri var. Hastanın karşısına hekim geldiği zaman hastanın anamnezini, öyküsünü alması mı öncelikli olacak, kaydını mı yapması öncelikli olacak? Evet, hukuki yükümlülüklerine baktığımız zaman, Gürkan Hocam bu konuyu daha iyi bilir, maddelerce yükümlülük sayılabilir. Bunları da yapması gerekiyor ama önceliklendirdiğimiz zaman değil mi? Elimizdeki insan gücünü daha verimli kullanabilmemiz açısından belki bu iş yükünün alınması lazım. Bunu teknolojiyle olabilir ya da başka personel aracılığıyla olabilir. Demek ki idari iş yükleri de yine insan merkezi sağlık hizmeti sunumunun önündeki engeller oluyor. Gelelim tabii ki bazen de istenmeyen etik dışı davranışlar oluyor. Burada temelinde iletişimsizlik, hasta ve hasta yakınları ile sağlık profesyonelleri arasında yaşanan zaman zaman çatışma ve bunun şiddete dönüşmesi gibi durumlarda tabii ki insan merkezli sağlık hizmetinin önündeki belli başlı engelleri oluşturuyor. Gelelim boyutlarımız neler? Biraz önce de vurguladığımız gibi işin içinde hasta hakkı var, iletişim var. Hastayla hekim arasındaki iletişimin geldiği boyut var. Bu noktadan baktığımız zaman öncelikle biz hasta perspektifine, hastanın bakış açısına, hastanın değerlerine, hastanın kültürüne, hastanın değer yargılarına saygılı olmak ya da bunu hiçe saymamak diğer bir ifadeyle. Dikkate almak. Yani tırnak içerisinde karşımızdakinin insan olduğunu, bir özne olduğunu kabul ederek hareket etmek. Hasta katılımını teşvik etmek. Tabii ki bu bilgi asimetrisindeki tartışmayı burada yine tekrarlamak istemiyorum ama yani burada tamamen demokratik bir katılım, oylama yapalım, hastanın dediği mi olacak, hekimin dediği mi olacak gibi bir tartışmanın ötesinde bir durum. Hastayı yeterince aydınlattıktan sonra hastanın kararlarına saygı duyarak, hastanın karşılaşabileceği riskleri de söyleyerek ona en iyi tedavi veya bakımı alabileceği konusunda kafasında hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde süreci dahil edebilmek oluyor. Diğer bir boyut hastanın konforunu sağlamak. Tabii ki burada sadece tedavi ve bakım olmuyor. Karşımızda fiziksel olarak bir takım rahatsızlıkları olan bir birey, bir insan olduğu gibi acısı, ağrısı, sıkıntısı olan, yani konfor düzeyi düşmüş, endişe düzeyi yükselmiş bir hasta profili, bir insan profili de var. Yani ben bu kişiyi iyileştiririm, bu konular önemsiz diyebilir miyiz? Tabii ki geçmiş dönemlerde bu denilebiliyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada artık insan merkezli sağlık hizmetinde bunlar da önemli oluyor. Ağrı yönetimi diye de mi literatüre girmiş bir alan, bir kavram var. Yani hastanın sadece tedavi olup iyileşmesi bizim hizmetimizin bir parçası ya da tamamı değil. Ağrı yönetimi, onun acısını, ağrısını, ızdırabını dindirmek bir. Palyatif bakım var. Burada belki tedavi yok ama yine orada hastanın konforunu sağlamak gerekiyor. Demek ki bir diğer boyutumuz da hastanın konforu. Diğer bir husus tabii ki yine geldik hasta hakları. Hasta haklarını savunmak ya da hasta hakları savunuculuğu. Yani sağlık profesyoneli hasta ve çalışan hakları aslında birbirleriyle çelişen bir noktaya uygulamadan kaynaklı ülkemizde zaman zaman geldiğini görüyoruz. Yani hasta hakkı varsa çalışan bunu kayıtsız şartsız uymak zorunda. Maalesef fiziksel, sözel şiddete bile maruz kalmak zorunda anlayışını kabul edemeyiz.
hasta haklarını savunmak demek ya da bir sağlık profesyonelinin hasta hakkını savunması demek aslında o kişinin profesyonelliğini, öz liderliğini, meslekteki bilgi ve tecrübesini de en üst düzeye çıkarabildiğinin bir göstergesi olmuş oluyor. Ben işimi iyi bir şekilde yapacağım, hastanın da haklarına riayet edeceğim. Hastanın haklarına riayet ederek hizmet sunmam, benim işimi de en üst düzeyde, en iyi düzeyde sunmamın bir göstergesi gibi söyleyebiliriz. Aslında bundan sonrakilere çok fazla hani girmeyeceğim. Bu şekilde toparlamak, şu sözü uzatmak istemeden bunun üzerinde tamamlamak istiyorum. Demek ki insan merkezli sağlık hizmeti noktasında hem hastaların, hem sağlık profesyonellerinin, hem kurumların hem de sistemin üzerine düşen yükler var. Bunun getirileri çünkü sadece hastaya değil, sağlık çalışanının da elini kolaylaştırıyor. Sağlık sisteminin de statüyü güçlendirerek ya da sağlık düzeyini güçlendirerek olumlu bir yere gelmesini sağlamış oluyor. Kurumlar insan merkezli sağlık hizmetlerine önem verdikleri zaman, örneğin biraz önce saydığımız o çatışma, şiddet olayları yaşanmadığı gibi hasta hekim arasındaki iletişimsizlikten kaynaklanan, örneğin bir komplikasyonun malpraktis gibi değerlendirilerek bu tür şikayet ve davaların da önüne geçilmiş oluyor. Demek ki bunun kazanımı insan hastadan başlayarak sağlık profesyonelleri, kurumlar ve sağlık sistemine katkıları var. Peki roller üzerinde konuşursak ya da kimler ne yapabilir kısa kısa? Bir kere bu noktada baktığımız zaman nitelikli iş gücü önemli. Tabii ki burada bir örgün eğitimdeki nitelikten bahsetmiyoruz. Sağlık çalışanlarının mesleğini sürdürürken gelişmelere, işte değişikliklere açık olmaları. Yani sadece çok iyi bir hemşire, çok iyi bir hekim, çok iyi bir öğretmen, çok iyi bir avukat olmak değil, alanındaki değişimleri, gelişmeleri takip etmek. Yani biz buna işte inovatif bir yaklaşım diyoruz. İnsan merkezlilik demek ki bunlarından bir tanesi. Alan nasıl gelişiyor? Ben iletişimimi nasıl değiştirmem gerekiyor? Demek ki çalışanların insan merkezlilik gibi bu trendler, bu değişim trendlerine hakim olmaları, bunları takip etmeleri gerekiyor. Vatandaşlar için de önemli. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişmeleri, faydalanmaları noktasında bilinçli olmalarını sağlamak gerekiyor. Burada anahtar kavram tabii ki herkesin üzerinde hemfikir olduğu sağlık okuryazarlığı. Toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyi ne kadar yükselirse, ne kadar iyi olursa, bu hastalar kadar sistem için, sağlık kurumları ve profesyonelleri için de olumlu bir kazanım olmuş oluyor. Hangi durumda hangi yere başvuracak, tedavisi, ilacına nasıl katılacak? Şimdi biz hasta katılımından bahsederken sağlık okuryazarlığı düzeyinin yetersiz olduğu bir hastayla bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Buna dikkat etmek gerekecek. Tabii ki kurumlar ve sistem olarak baktığımızda da bunu destekleyecek, teşvik edecek mekanizmaların, uygulamaların da hayata geçirilmesi önem arz ediyor diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Harun Kılmaz hocamıza teşekkür ediyoruz. Üçüncü konuşmacımız Ükke Karabocak hocamız. Kendisi Acıbadem Üniversitesi'nde hemşirelik, cerrahi hemşireliği, kanser hemşireliği, kanıta dayalı hemşirelik, hemşirelik felsefesi üzerinde bilinen bir isim. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Kongrenin düzenleme kurulunun değerli üyeleri, sağlık ekibinin değerli üyeleri, hepinizi öğleden sonra bu oturumda bulunmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Murat Hocam beni bu konuyla ilgili konuşmaya davet ettiğinde hangi boyutta ele alsam, insan çok karmaşık, çok boyutlu. Hemşirelik açısından nasıl değerlendiriyoruz, insana nasıl bakıyoruz, onu konuşmayı uygun buldum ve ekip içerisinde de konuşma ekibinin içerisinde de bana çok güzel
paslar verdiler. Harun hocam konfor dedi, bakım dedi. Tam da tez alanımdı. İnsan hakları, hasta hakları, hastayı savunma rolü, hemşirelikte çok fazlaca üstlendiğimiz rollerden. O nedenle de ben hemşirelik ve insani hassasiyetten bahsedeceğim sizlere. Ama şöyle bir masalla başlamak istiyorum. Vaktin birinde, ülkelerden birinde bir padişah varmış. Geçmişi de pek merak edermiş. Bu yüzden ülkedeki tüm bilginleri toplayıp insanlık tarihini yazıp getirmelerini buyurmuş. Bunun üzerine bilginler hummal bir çalışmaya girmişler. Aradan geçen süre içerisinde padişah da iyice yaşlanıp ölüm döşeklerine düşmüş. Bu yüzden bilginleri huzura çağırıp en kısa biçimiyle insanlık tarihinin özetini öğrenmek istediğini bildirmiş. Huzura çıkan bilginler süklüm püklüm, boyunları bükük, mazeretlerini şöyle dile getirmişler. Yazmak zordur ama özetleyerek yazmak zorun da zorudur demişler. Af dilemişler hünkârdan. Padişah da ölüm döşeğinde şöyle bir doğruluk, peki ama demiş, son nefesimi verip şu ölümlü dünyayı terk etmeden önce bana insanların ne yaptığını özetleyebilecek kimse yok mu aranızda? Bunu öğrenmezsem gözüm arkada kalacak demiş. Bunun üzerine bilginlerden biri padişahın kulağına eğilip şunları fısıldamış. İnsanlar doğdular, çoğaldılar ve öldüler. İşte budur tarihin özeti demiş. Acaba o kadar mı? Bir şeyin nedenini öğrenmeyi, kral olmaya yeğlerim demiş Demokritus da. Biz de hemşirelikte aslında bir toplum hizmeti olarak en eski tarihlerden beri var olan hemşirelikte insanın deneyimlediği sağlık ya da hastalık, yaşam dönemi içerisinde herhangi bir noktada doğumdan ölüme, her türlü durumda bireye ya da insana yardım etmeyi amaçlayan bir sağlık disiplini olarak bu ekibin içerisinde rol üstleniyoruz. Ve sağlık bakım sistemi içerisinde de çok farklı rollerimiz var. Geleneksel rolümüzden çağdaş, teknolojinin gelişmesiyle birlikte de değişen ve gelişen pek çok sorumluluklarımız ve rolümüz var. Peki insan nerede bizim mesleğimizde ya da nasıl ele alıyoruz? İlişkisi ne? Şöyle kısacık, İnsanın sağlık, hastalık, hemşirelik ve çevreyle ilişkisi nedir? Bundan söz etmek istiyorum size. Yaşamın herhangi bir döneminde bizim açımızdan sağlık bakım gereksinimi olan bir birey ve sağlık hastalık deneyimini de her şekilde yaşamı boyunca hepimiz deneyimlediğimiz gibi. Ama içinde bulunduğumuz çevre hepimizin maruz kaldığı ve COVID'le bir laboratuvar deneyi oldu aslında. Hepimiz hem insan olarak hem çevreden hem bu toplumun bir üyesi olarak ya da dünyanın bir üyesi olarak pek çok değişiklik ve yaşadık. Hemşirelik de bu insanın bu deneyimleri içerisinde ona yardımcı olan profesyonel bir disiplin diye değerlendirdiğimizde insan olarak da hemşire de bir insan. Dolayısıyla böyle bir ilişkimiz var. Bu anlamda da insanın gereksinimlerine yanıt verebilmek için de eğitimimiz boyunca ya da kuramsal olarak geliştirdiğimiz pek çok farklı modeller var. Ve o modeller doğrultusunda da insanların gereksinim duyduğu bakımı sunuyoruz. Evet, insan bizim için nasıl birisi? İç ve dış çevresiyle sürekli etkileşim halinde olan ve biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel bileşenlerden oluşan çok boyutlu bir varlık insan. Şimdi şöyle örneklemek istiyorum bir an için. Meme kanseri nedeniyle Gürkan hocam meme kanseri örnek verdiği için bunu sürdüreceğim. Ameliyata hazırlıyoruz hastamızı ama o anda fiziksel olarak ya da biyolojik olarak ne olacak endişesi yaşarken ama aynı zamanda da iki çocuğunun annesi. Evde üstlendiği bir eş rolü var. Yani sosyal, psikolojik pek çok boyutta ele aldığımızda hastayı ancak bu şekilde değerlendirip rahatlatabiliriz. Ve o nedenle de insanı her zaman çok karmaşık bir organizma olarak değerlendirmemiz önemli. Hayatta kalabilmemiz için sağlıklı olmamız önemli.
ve tüm yönlerimizle sağlıklı olarak değerlendiriyoruz insan olarak ve biz de buna hemşirelikte bütüncül bir yaklaşımla burada temel gereksinimleri karşılamada, yani her insan eşsiz ve tek, hiçbirimiz birbirimizin aynı değiliz, hepimizin gereksinimleri var, yiyoruz içiyoruz evet ama her birimizin gereksinimi farklı, dolayısıyla sunduğumuz bakım da bireyselleştirilmiş ve kişiye özel, tıpkı burada da olduğu gibi. Buraya dijital sağlık ve kişiselleştirilmiş tıp, evet, bakımda kişisel olmak zorunda. Çünkü o sırada ben farklı bir sorunla baş ederken bir başka insan farklı bir sorunla baş ediyor. Ve her insanın temel gereksinimleri var ve bunların karşılanması gerekiyor. Sağlıkta ve hastalıkta. Dolayısıyla biz hemşirelikte felsefi olarak insanın bireysel bir değer olduğu inancıyla uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Her insan değerlidir. Ve bunu üstlendiğimiz farklı roller var demiştim. Onların hepsine değinmeyeceğim zaten ama temel bir rolümüz var. Bakın, insanın bu evrende varlığıyla ilgili temel bir özelliğidir bakın. Bakan ve bakılan bir varlığız aslında insan olarak ve bakılarak can buluyoruz. Bir başkasının bakımına da, yani yat bakımına ihtiyaç duyuyoruz ve doğumdan sonra kendimize bakar hale gelinceye kadar, sonrasında da hastalık ya da sağlıktan sapma durumunda da yine bakım gereksinimimiz var. Türk Dil Kurumu bakımı, bakma işi, bir şeyin gelişmesi, yani her şeyin bakımı, çok farklı anlamlarda bakım kullanılıyor. Bir annenin evladına da bakıma da bir bakım. Ama Google'da ilk önce aramaya başladığım zaman bakım kavramı ile ilgili çalışmalarda ve felsefede arabanın 10 bin bakımı, 20 bin bakımı çıkardı. Ama bakım dediğimizde artık günümüzde cilt bakımları, farklı bakımlar geliyor. Ama insanın sağlıktan sapma durumundaki bakımı konusunda ihtiyaç olduğunda, o zaman gerçekten bakımın nasıl olması gerektiği ile ilgili yüzleşiyoruz gerçeklerle. Evde bakım dedi Harun Hocam. Evde sondayla beslenecek bir hastanın bakımı beslenme gereksinim. Evde bakılacağı zaman, besleneceği zaman onun nasıl yapılacağı önemli. Boşaltım bir gereksinim. Hepimiz her gün elimizi yüzümüzü yıkıyoruz ama kalkıp bunu yapamadığı zaman o birey, bunu sürdürmek bir bakım. Dolayısıyla iyi bir durumda kalması için verilebilecek emek, bu bitki olabilir, her şey olabilir ama insan değerli ve eşsiz, tek. O nedenle bunları üstlenmek üzere de hemşirelikte bakım bizim için önemli bir kavram. Yalnızca hemşireliğe özgü bir kavram değil bakım dedim. Ancak bakım hemşirelik için özgün. Hemşirelikteki bakım, onu özgün kılan durumun ne olduğuna baktığımızda da hasta ya da bedensel bir ya da zihinsel açıdan yetersiz olan bir insanın bakımında her koşulda öncelikli kaygı bakılana yaşam desteği sunmak. Yani bir başkasının yaşamı bizim elimizde. Dolayısıyla da bakılanın canlı kalması ve yaşamını sürdürmesi için verilecek temel bakımdan sorumluyuz. Yasal olarak da tanımlanmış durumda. Ne zaman ihtiyaç duyuyor insan? Doğumdan ölüme dedim. Herhangi bir dönemde esenlik, sağlık, rahatsızlık, hastalık ve ölümle noktalanan bir çizgi düşündüğünüzde insanın yaşamında herhangi bir noktada daima amacımız var olanı koruma, yaşamı koruma daima hedefimiz. Ama sağlık durumunda koruma, sürdürme, rahatlatma, yani konforu sağlama, bilgilendirme gibi pek çok farklı işlevlerle bu bakımımızı sürdürüyoruz. Yani aslında hemşirelik, sağlıklı ve hasta bir bireyle hemşirelik arasındaki ilişkidir diye baktığımızda bunu da profesyonel bir yöntemle sürdürüyoruz aslında. Evet, hemşirelikte bakım var ama bu bakımı farklı kılan özellikler var. Biz bireyi gereksinimlerini belirleyip o gereksinimlere yönelik bir sorun ortaya koyup bu sorunun çözümü için bir plan geliştiriyoruz ve uygulayıp sonuçlarını değerlendiriyoruz. Yani aslında bizim verdiğimiz bakım bir süreç kapsamında
bilimsel ve beceri boyutuyla birleşen bir bakım yöntemi. Hemşirelikte bakımı farklı kılan ahlaki ve duyuşsal yönleriyle bilgi ve beceri gerektiren hemşire hasta ilişkisine temellenmiş. Tabii bu hemşire hasta ilişkisini sadece bununla sınırlamıyoruz. İşin içerisine aile ve ekip, özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık bir ekip işidir yaklaşımıyla birlikte hepimiz bu öğretiyle yetişiyoruz zaten o anlamda. Farklı kılan. Yine felsefeciler de bakıma, hemşireliğe yönelik yaptıkları çalışmalarda bakım veren kişinin sahip olması gereken özellikleri tanımlamışlar. Yani insani boyut bakım verende de bakım alanda da her zaman göz önünde olmalı. Dolayısıyla bakım veren hemşirenin sahip olması gereken özellikleri saydıklarında bilgi, sabır, inanç, dürüstlük, alçak gönüllülük, umut ve cesaret özelliklerini taşıması gerektiğini, ben bunlara merhameti ekliyorum ve şefkati asla unutmamak gerekiyor. Bu öz şefkat, bakım verenin kendisine ait de bir şefkat alanı olmalı. Bütün bunları göz önünde bulundurarak bakım vermeliyiz sorumlu olduğumuz kişilere. Şimdi günümüzde bir diğer konu da aslında teknoloji. Teknolojik gelişmelerin tartışılan konulardan bir tanesi. Bu hemşirelik mesleğine yansıması, hemşirelik uygulamalarının değişimi ve gelişimiyle ilgili olumlu yansımaları var. Acaba bizi insandan uzaklaştıracak mı tartışmaları çok fazlaca var. Bu konuda çok ilgimi çeken bir çalışma okumuştum. Yoğun bakım ortamına girdiği zaman hasta yakınları da hastasına ilk önce bakmayıp direkt monitörleri izlerlermiş. Teknoloji o kadar ilgimizi çekiyor aslında. Ama teknolojik gelişmeleri benimsemenin yanı sıra hemşirelik uygulamasının bir parçası olarak kabul etmek durumundayız. Ama değişmeyen tek şey insana sunduğumuz hizmet ve insani ve duyuşsal oluşu. Hastanın dudağına baktığında siyoneze olduğunu gördüğünde hemşire çoktan monitörden önce harekete geçmiş olmalı. İnsanı hiçbir zaman için göz ardı edemeyiz. Sizce neye ihtiyacı var? Olur. Evet. Ama her birimiz farklı bir şey düşündük ve söyledik. Kalkabilmeye de ihtiyacı var. Çünkü bunlar bir insanın yaşamını sürdürmede sahip olduğu fonksiyonlar. Biz bakım uygulamalarımızda bireyin maksimum bağımsızlığını sürdürecek şekilde planlarımızı yapıyoruz aslında. Eğer kişi yani otonomisini sürdürmede de özerk olarak kolunu kullanabiliyorsa kullanmasını desteklemeliyiz. Kalkabiliyorsa kalkmasını desteklemeliyiz. O anlamda evet hepinizin dediği doğru olabilir. Gereksinimini karşılamıştır. Bu yaşta bir birey özellikle bunu kendi kendine alabilmenin huzurunu bile yaşıyor olabilir. O nedenle çok farklı. Peki burada gereksinim ne? Çok fazla gereksinim var. Her insanın yaşamı boyunca bütün bir günde solunumundan başlayın boşaltımına kadar bütün fonksiyonlar var. Ama hepsini sürdürmeyle ilgili bireye özel, bireyin gereksinimini esas alarak planlanıp uygulanması gerekir. Evet, insanın çok farklı gereksinimleri var ve bunları çok düşünerek insani olarak bireysel değerlendirip uygulamamız gerekir. Şimdi teknolojiye değinmeden geçemeyeceğim. Çünkü hepimizin yaşamında, bakın kongre bile şu anda pek çok farklı alanlarda yayınlanıyor. Hemşirelik ve teknoloji arasında ilişkiye baktığımızda özellikle bakım kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bakımın odağı
ise sağlıklı ve hasta birey, yani bizim bakım odamızda insan var ve o insana kaliteli bakım sunmak için çalışıyoruz. Ama bunu yaparken de bazı değerlerden vazgeçmeye neden olduğu vurgulanıyor çalışmalarda. Biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi burada da hemşire aslında hastadan anamnez alıyor ya da sağlık ekibinin diğer üyesi ama gözleri monitörde. Gözümüzü hastadan ayırmamamız gerekiyor ya da insandan ayırmamamız gerekiyor eğer insani boyutu ihmal etmeyeceksek. Olmak ya da olmamak bu teknolojiyi ilgilendiren bir soru değil aslında. Bu tamamen insanları ilgilendiren ivedi bir soru. Teknoloji olmak zorunda ama onu nasıl kullanacağımızı, yani şöyle boş bir ünite, hasta ünitesini baktığımızda her şey üst düzey, üst teknoloji ama bir insan olmalı bunları kullanmak için. Dolayısıyla teknoloji sağlık ekibi üyelerinin rakibi değil diye düşünüyorum ben. Zıt görüşü olanlar belki katkı sağlarlar. Teknolojinin bir araç olduğunu, klinik uygulamayı geliştirmeye yardımcı ancak uygulayıcı olmadığını değerlendirmek önemli. İnsanı hiçbir zaman göz ardı etmeden. Evet, bu anlamda da baktığımızda bir bilim ve sanat olarak kabul ediliyor hemşirelik. Bir başka boyutu da onun altruistik boyutu, yani adanmışlık, bir bireye yardım etmenin hazlı ya da ona adamanın kendini ve etik değerlere sahip olması. Bu anlamda da bir hemşire kuramcılardan birinin ifade ettiği şekilde baktığımızda hemşireliğin beyni, bilimsel boyutunu, yani bilgileri geliştirip kanıtları takip edip üretip bakıma katkı sağlamalıyız, buna insana borçluyuz. Gereğine inanarak, duyuşsal alanla hissederek yapmamız gerekir. El becerilerimizi de geliştirerek insanın hak ettiği en iyi hizmeti sunmakla devam etmeliyiz mesleğimizde. Hiçbir zaman unutmamamız gereken şey şu, biz inandıklarımız, düşündüklerimiz ve yaptıklarımızın hemen hemen hepsiyiz. Sözümü bununla tamamlamak istiyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ülke Karabacak hocamıza teşekkür ederiz. Şimdi üç konuşmacımıza sorular sorabilirsiniz. Buyurun. Selam verdim. Peki. Haydar hocam buyurun. Gevezelik yapıyorum ama ben estağfurullah. Sonsuz teşekkür ediyorum bu üç hocamıza da. Gerçekten çok iyi açılımları ortaya koydular. Katkı mı olur, soru mu olur? Size böyle kışkırtıcı bir iki kıvılcım atmak istiyorum. Katkı da bekleriz. Üstünden yürürseniz sevineceğim şeyler. Şimdi responsiveness diye bir konu var. Sağlık hizmetlerinde etkililiğin iki bacağı var. Bize hep bu tarihlere kadar, son birkaç yıla kadar hep klinik etkililik ile limitli şeyler anlatıldı ve onların teknikleri üstünden yürüdü. Birçok öğrencimiz de sadece öyle öğrenmiştir, okumuştur. Makalelerin çoğunda etkililik diye girin. Halbuki işin insani tarafı var bir de. Responsiveness, Ükke hocamızın dediği ihtiyaçlar, gereksinimler üstünden gidersek, hastanın ya da hizmet verdiğimiz sağlam da olabilir. Klinik ihtiyaçları dışında kalan insani ihtiyaçlarına cevap verebilirliğimizi anlatır. Bir örnekle açıklayacağım. Bir arkadaşımla hastanede bir işim vardı. Bir yere gidecektik. Ortopedi koridorundan geçiyoruz. Benim bir mikrobiyolojik tahlilim vardı. Onu alacaktık laboratuvardan beraber. Ortopedi koridorunda 2-3 tane bir numaralı bir eğitim araştırma hastanesinden bahsediyorum. Şöyle ayakları alçıda falan insanların ayakta beklediğini gördüm. Dedim ki bir dakika, benim mikrobiyoloji şeyi dursun, şu işi bir halledelim dedim. Arkadaş hastane müdür yardımcısı. Dedim ki arkadaş, sen kaç yıl Hacettepe Sağlık İdaresi'nden mezunsun? Kaç yıldır bu şeyde deneyimsin? Hocam dedi, ben şeye bakıyorum, envanterlere bilmem. Bırak dedim, gel şuraya sataşalım ve şu konuyu çözelim. Neyse, kim ilgiliyse onu çağırttık. Utanmıyor musunuz? Ortopedi kliniğinde ayağı alçıda insanlara
bir bank dahi getiremediniz. Söyleyin belediyeden ben getirttireyim. Belediye verir dedim hastanenizin döne. Meğer orada banklar varmış. Hastane müdürlüğü onları boyatma kararı almış. Ama boyanması ve kuruması bir hafta sürecekmiş. İşte insaniyet burada başlar. Boya için onu aldığımda o bir hafta gelecek hastaların alçıda ayağının bir hafta canım ne olacak? O kadar da bekleyiversin. Mantığıyla tümden gittiğiniz zaman tek tek hastaların ihtiyaçlarını es geçiyorsunuz. Biraz önce Gürkan hocam da sağlık hukukunda dedi. Siz de hemşirelik bakımında dediniz. Siz de dediniz. Bir tek kişi bile alçılığı ayağıyla orada ayakta bekletilemez yani. Bunun şeyi var. Ne derler? Hayatta bize böyle bir şey yapsalar biz kavga ederiz. Onlar etmedikleri için aslında şükran borçluyuz o insanlara. Bir bu. Sistem kurgulayıcıları da aynı şekilde Ankara'da ya da il sağlık müdürlüğünde, ilçede kurgularken böyle şeyleri es geçiyorlar. Ya işte o kadar da olabilsin. Milyonların sağlığını kurtarıyorum. O kadar da olabilsin. O, babamızın şeyi değil artık. Çiftliği değil. O kadar da olacak tabii. Mantığını yok etmemiz lazım. O kadar da olmasın arkadaş. İhtiyaca cevap ver. Bu birincisiydi. İkincisi Rispan Silmes'in insani olarak her şeyi dört dörtlükte yapsanız sadece muamele kusuruyla bile hastaları örseleyip incitip mahvedebiliriz. Her şeyi doğru yaptığımız halde onu evine ağlaya ağlaya gönderebiliriz. Bunu yapmamamız için bu boyut aslında çok önemli. Teknik doğrularımızın hepsini ortaya koysak bile hastayı ve yakınlarını ya da sağlamı bir daha lanet olsun şuraya nereden düştüm adımımı atarsam lanet olsun bana deyip tövbe edip hastanelerden ya da sağlık aile sağlığı merkezlerinden uzaklaştırdıklarımız oluyor. Bunun dışında hasta haklarıyla ilgili bir anım vardı Gürkan hocamın. Şimdi ben bir gün İstanbul Üniversitesi'nde sağlık hukuku konferansına davet edildim. Oldukça belki Gürkan da orada var mıydım bilmiyorum. Sağlık hukuku konunun adı. Ben bir halk sağlıkçıyım, sağlık yönetimcisiyim. Şöyle bir sağlık hukuku yaptım. Sizle yeminle söylüyorum, salonda herkes sağlık hukukuyla uğraşıyordu. Avukatlar, hukuk hocaları, tıp doktorları, anlı şanlı. Hepsi mel mel yüzüme baktılar. Uzaydan mı geldin kardeşim? Bizim senelerdir bildiğimiz konuyu bize böyle mi anlatacaktın? Kim bu herife bu konuyu verdi dediler. Ne biliyor musunuz? Sağlık hukukuysa konu, beni hasta eden suların kontrolü niye yapılmadı diye devlete soracağım. Benim sağlığımla ilgili çünkü. Yollarda aynı kavşakta hep trafik kazaları. O sunumum internette var ücretsiz. Sağlık hukuku Haydarsur diye yazın lütfen Google'dan indirin arkadaşlar. Trafik kazasında hep aynı virajda hastalar ölüyorsa bu hastaların sağlığını gasp eden karayolları mimarının ya da mühendisinin sağlık hukukuna saldırısı ben öyle düşünüyorum. Ya da kiremit tozunu dövüp kırmızı biber diye halka satan Üsküdar'daki esnafın sağlık hukukuna yaptığı zararlar. Bunlar hiç konuşulmuyor. Çevre sağlığı konuşulmuyor. Gürültü. Daha kırmızı ışıkta an nedir diye sormuştu Murat hocam bir kere. Böyle esprili bulmacalar vardı. Kare bulmacalar. Lafı biraz uzatıyorum ama kaynak olsun diye. Faydalanıyorum. Şöyle ifade ediyor. Kırmızı ışığın yanması ile arkadaki arabanın size korna çalması arasında geçen zaman mesafesidir. Yeşil ışık yanmasıyla. Yeşil ışık yanmasıyla size korna çalınması arasında mutlaka çalar. Onun çevreye vereceği gürültü, zarar, saygısızlık boyutunu kimse düşünmez. Herkes kornaya basıyor. Çıkın şuraya altınıza gün boyunca. Ve dünyanın en gürültü kirliliği yüksek olan birkaç üç şehrinden birinde yaşıyoruz. Nüfusu bizden daha fazla olan en az 30 İstanbul 35. mi ne dünya nüfusu sıralamasında. Bunların arasından üçüncülüğe nasıl çıktık acaba?
O korunalar sayesinde herhalde, öyle diye düşünüyorum. Sağlık hukuku başka bir şey. Sağlık hizmetlerinde zarara uğramış hastaların klinik hekimlerle hesaplaşması ayrı bir şey. Çok küçük bir parçası o sağlık hukukunun. Diğer kısımlarına hiç kimsenin girmemesi insaniyetin neden sağlık hizmetlerinde ihmale geldiğini bize çok iyi gösteren kanıtlardır arkadaşlar. Önce sağlık gitmeden önce bu sağlık niye gitti deyip onun hukukunu ortaya koymadan ameliyatı niye kötü yaptın diye en son kuyruğundan başladık koyunu kesmeye. Boğazını tutsaydık ta kökünü o zaman kimlerin ne ölçüde mesul olduğunun silsilesini temelden yakalamış olacaktık. Ben öyle düşünüyorum. Hasta hakları işte böyle mantık işlediği zaman hasta hakları denince de sadece şikayet yönetimini anlamaları çok doğal geliyor. Bir de lütfen şöyle bir yanlışa düşmeyelim arkadaşlar. Sağlık hukuku denince ya da hukuk denince mevzuat anlamayın. Mevzuatı yazanlar da sizin gibi bir insandır. Hukuka aykırı şeyleri mevzuata yazmış olabilirler. Ben mesela bir tanım yapmıştım birinde, kalite tanımını. Hem de Donavedian'dan aldık. Yani bu işi sağlık sistemine koyan adamın tanımını koydum. Öğrenci doktora düzeyindeydi, yemin ediyorum. Hocam tanımınız doğru değil, bakın dedi. Sağlık Bakanlığı'nın yönetmelikte yaptığı işte tanım budur dedi. Nereden aldın dedim. Yönetmelikte böyle yazıyor dedi. Yönetmelik Allah'ın ayetleriyle peygambere vahiyle mi geldi? Senin gibi bir adam yapsın. Be hey ahmak. O adama zaten dikleneceksin ve daha iyi tanım yapmasını sağlayacaksın. Bunu onun için öğretiyorum sana. Mevzuatın hukuka uygunluğunun sağlanması bizim için en önemli, o insani hakların şeyinin. Gürkan hocamın yanında hani böyle tereciğinin yanında tere satmamız biraz ters olur ama ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Her şeyi sorgulayın ve her şeyi sağlık sistemlerinde, hizmetlerinde insan hakları temellerine nereden dayanıyorum, nerede buralarda balon patlıyor, oralardan girmenizi öneriyorum. Ben bu gevezeliği yaptığım için kusura bakmayın ama belki sizi tetiklerim diye çok konuştum. Çok teşekkür ediyoruz Aydın Hoca'ya, sağ olsun. İki küçük ekleme yapacağım, sonra size vereyim. İnsan odaklı bakım sertifikası neleri içerebilir diye konuşuyorduk bir gün. Bazen o kadar küçük noktalar var ki ayrıntı gibi görünüyor. Mesela gece bakımı için hemşire odaya giriyor, birden ışığı yakmaması. Yani o nasıl olsa bakım yapıyorum, yakmam lazım diye düşünüyor ama hasta rahatsız olabiliyor ya. Yani başka bir formül bulunabilir belki. Birçok şey böyle ayrıntıdan oluşuyor aslında. Bir de bu yeşil ışık demişken Aydın Hoca, bir şey daha geldi aklıma o konuda. Yine işte böyle çalıyormuş arkadaki. Aksilik, araba bozulmuş, en öndeki araba hareket etmiyor. Bir yandan strese girmiş arkada sürekli korna çaldığı için. Kaputu açmış, yapmaya çalışıyor. Bu işte arkadan çalıyor falan, dayanamamış. Demiş ki arkadaki şoföre, siz benim arabayı yapmaya çalışın, ben sizin yerinize kornaya basayım. Evet, buyurun. Evet, doçent doktor Taşkın Kılıç, Ordu Üniversitesi'nden. Teşekkür ederim konuşmacılara. Gürkan hocamız hasta haklarıyla ilgili konuşma yaparken hasta haklarıyla sağlıkla şiddet arasında nasıl bir korelasyon, connection yapılabilir diye bir önermede bulunmuştu. Ben de ona istinaden hasta haklarıyla sağlıkla şiddetle ilgili kendine acizane bir çıkarımımı, analizim yapmak istiyorum ve sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi kaos teoriminde şöyle bir metafor var. Derler ki Çin'de bir kelebek kanadını çırptığı zaman Amazonlarda fırtına olur. Bugün sağlıkta şiddet bir kasırgaya dönüştü ve önü alınamıyor. Yani her hafta çok böyle nahoş, inanılmaz kötü olaylar duyuyoruz. Peki bunun kök nedenleri nelerdir? Ben 92'de staja başladım sağlık memuru adayı olarak ve 2009 yılına kadar özel hastane, kamu hastanesi 112, acil serviste ve çok yanımda da çok şiddet oldu. Kendim de maruz kaldım ama bu şiddetin tırmanan ve kırılma bazı noktaları var. Ben bu bağlantıyı hasta haklarıyla ilgili yapmak istiyorum. Şimdi 2003 yılına kadar, sağlıkla dönüşüme kadar sağlık sistemi hastane odaklı,
ve sağlık çalışanı merkez odaklıydı. Ne demek bu? Yani hastaneler hasta seçiyorlardı. Örneğin ben İzmir'de özel hastanede çalışırken hastanemizin yanımda üst geçitten bir kaza oldu. İki tane nişanlı çift hastanemizin aciline getirildiğinde SSK'lı oldukları için bakılamadı. Ambulans sistemi çok düzgün ağları kurulamadığı için de hastaneye sevk edilirken oradaki nişanlı kızımız vefat etti. Ve çünkü neden? Özel hastanede o hasta orada acilde tedavi alamıyordu. Yani hastane odaklıydı. Ya da Balıkesir'de sağlık memuru olarak çalışırken beyin cerrahi servisinde bir çocuğumuz ameliyat oldu. Pansumanlarını yapıyorum. Sütürleri alındı. Çocuk yatıyor. Annesine sordum. Neden taburcu olmadınız? Şöyle dedi bana. Hekimin muayenehanesine gitmediğim için henüz beni taburcu etmiyor. Bir ödeme bekliyor. Sistem galoş parasından işte yani hastane ve hekim ve şey merkeziydi. Peki sağlıkla dönüşüm ne yaptı? Hasta merkezli bir paradigmaya dönüştü, evrildi sistem. Ne demek? Hastalar hekimini seçecek. Hasta hakları birimleri kuruldu. Bizler de oralarda görev aldık. İşte Sedat hocamız da o dernek veya sizlerin de şeyleri var. Dernekçi çalışmaları. Yani hasta haklarını biz kurduk. Hastaların o güne kadar yani 2003'e kadar biriktirdiği öfke, engellenmişlik, mağduriyetleri birikti bir anda onlara dedik ki siz hekim seçebilirsiniz. Taleplerinizi sonsuz yapabilirsiniz. Üniversite hastanesine de gidebilirsiniz. İstediğiniz talepleri alın. Yapmazsanız SABİM var, yapmazsanız buralar var, şikayet edin. Şimdi şöyledir, 10 yaşında bir çocuğun eline kredi kartı verirseniz ne yapar? Finansal okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı, hukuk ve hak kullanım bilinci oluşmayan bir kesime sonsuz yetkiler açık uçlu verdiğinizde gelir sizden haksız rapor ister. Gelir sizden antibiyotik yazmanızı ister. Sabah gündüz sağlık ocağına gidiyor önceki adıyla. Acile geliyor. Çocuk doktoruna gidiyor ve acile. Günde 3 yere hasta aynı hastalık için gidiyor. Ortalama bir hafta tedavi olması gerekirken bir anda sihirli bir değnekten talep iyileşeceğini düşünerek oradaki sistemi karşı öfke biriktiriyor. Dolayısıyla hastalıklarını pilot uygulamalarla oryant ederek, toplumu eğiterek, sağlık çalışanları yönünde de kaygılı, öfkeli, travma yaşamış bireylerle, engelli bireylerle doğru iletişim kurmayı iki yönlü çalışsaydık, bugün ben Sağlık Bilimleri Fakültesindeyim, hemşirelik tıp fakültesi, oralarda sağlık ve hasta yakınları iletişim dersleri yok. Tabii ki biz çok güzel hasta bakımını yapıyoruz, ameliyatlar yapıyoruz ama şefkat, empati, kaygılı yaşamış bireye nasıl davranacağız, öfkesini nasıl sakinleştireceğiz, şizofren bireyler var, o kadar çok farklı kesimden geliyorlar, sokakta şiddet var, ailede var, bunları nasıl yöneteceğiz, öfke yönetimi. Dolayısıyla birçok parametresi var işin ve bugün önüne alınmayan bir kasırgaya dönüştü. Yani başlangıç koşullarında ayarları doğru başlamadığımız için, yani düğmeyi yanlış ilikledik, bugün geriye de dönemiyoruz. Az önce kuyruk olayı Aydar Hocam'ın söylediği gibi. Bu bileşenler bugün artık bakın yasalar çıkarıyoruz, hapise atıyoruz. Şunu söyleyeyim, hiçbir adli yaptırım bunu önleyemez. Birçok şiddeti önleyemez. O yüzden oturup bir milli seferberlikte bütün bu bileşenleri çalışıp çok güzel şeyler yapabiliriz ki biz sağlıkta birçok bileşende bunu yaptık mesela. Sağlıkta diğer konularda kalite, performans birçok konuda adımlar attık ama şiddetli atamadık. Dolayısıyla ben şöyle özetlersem, hastalıkları konusundaki başlangıç koşullarında dikkat etmediğimiz küçük o kelebek etkiler bugün kasırgaya dönüştü diye özetlemek istiyorum. Ve şu soruyu sormak istiyorum. Özel hastanelerde şiddet çok az. İstatistiklere baktığımda %2, kamuda %98. Özel hastanelerdeki sağlık çalışanları daha ücret alıyorlar, daha az ücret alıyorlar. Hastalar da oraya para vererek gidiyorlar. Neden şiddet yapmıyorlar da kamuda bu daha çok? Bunu ben cevap bulamadım. Sizlerin de hocamın böyle bir şeyi varsa bakış açısı onu da dinlemek isterim. Teşekkür ederim. İsminiz bir daha bağışlar mısınız? Taşkın Kılıç. Çok teşekkür ederiz. Hocalarımdan katkı yapmak isteyen, cevap vermek isteyen Taşkın diye. Teşekkür ederiz. Ben bu konu alanım değil ama şu genellemeyle belki de bilmiyorum çok basit ve yalın düşünüyor olabilirim ama sonsuz özgürlüğümüz yok. Birimizin özgürlüğünü başladığı noktada diğerini engellemememiz gerekiyor diye düşünüyorum ama iletişim, iletişim, iletişim. İnsanlara bilgi verdiğimiz zaman
bizi anlayacaklarına inanıyorum ve sonuna kadar anlatmaya gayret ediyorum ben, anlayıncaya kadar onun diliyle. Çünkü o anda, evet, o şu anda yaşanan o şiddet olaylarının hiçbirini açıklayacak durumda değil ama çoğu zaman zaten hasta da aile de sağlık bakım kurumuna geldiğinde gergin oluyor bu ya da stresli oluyor, bilinmeyenlik korkusu, bundan sonra ne olacağı ile ilgili bir süreç var. Dolayısıyla oradan itibaren biz bütün olarak değerlendirdiğimizde o nedenle sorunları azaltırız diye düşünüyoruz ama sizin söz ettiğiniz şey bence çok üst düzeyde bir olay. Ona farklı çözümler gerekiyor diye düşünüyorum. Ama eğitim, iletişim hepsinin çözecek diye inanıyorum. Çünkü biz onlara yardım etmek istiyoruz. Biz karşı taraf değiliz, farklı birisi değiliz biz. Şimdi ben buna hep şunu örnek veriyorum. Pek çok stomayla açılıp evine gönderildikten sonra bir hastanın ailesi onunla baş başa kalıyorlar. Yani hasta ayağa kalkamıyor. Her gün yıkanması lazım ya da iki günde bir ama bunu yapamıyorlar. Onlara biz yardım ediyoruz zaten. Yani bizim niyetimiz kötü değil. Onu anlatmamız gerekiyor sanıyorum. Şöyle söyleyeyim, yani yine de ben söylediklerinizin içinde şeyin yanıtını bulamadım. Hasta haklarıyla şiddeti nasıl ilişkilendirdiğimiz konusunu bulamadım. Ama şunu vurguluyorum, yani buradaki sorun bir yanlış politikaysa, hasta haklarına yanlış bir yaklaşımsa ya da hasta haklarını yanlış anlatmaksa burada sorunu hasta hakları değildir. Çünkü hasta hakları hani... Tek ifadesi şu, insan haklarının sağlık alanındaki yansımasıdır. Dolayısıyla savaşı ya da ifadeleri hasta haklarını hedef alacak şekilde değil. Hasta haklarını düşünün, bir ara oldu yani. Hasta hakları birimi kaldırıldı. Ya başka bir isim bulundu. Yani evet, yani bunlar birbirinden farklı kavramlar diye düşünüyorum. Yani öyle bir şiddetli, yani ne diyelim, bir karşı duruş varsa... Bu şeye değil, yani kavramın kendisine, uygulamanın kendisine değil. Ama şu hususlara benim de mesela katıldığım konular var. Evet, konuya yaklaşım yanlış, ifadeler yanlış ama sonsuz bir yetki, sonsuz haklar ya da şeyler, bunlar yanlış ifadeler. Kaldı ki şu konu da problemli. Hasta hakları insanlara doğru olmayan reçete yazdır demiyor. Hasta hakları insanlara gidin, sağlık çalışanlarını istismar edin, suistimal edin, sağlık kurumlarını suistimal edin gibi ifadeler kullanmıyor. Ama eğer sistem uygulaması kaynaklı böyle problemler varsa bundan da hasta hakları kavramını sorumlu tutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Şiddete yansıyan, yani haklarım olduğu için şiddet uyguluyorum anlayışı da zaten yanlış, kabul edilmeyecek bir yaklaşım. Teşekkür ederiz. Oradaki hocam geçişle ilgili bir açıklama Sedat hocam yapalım. Buyurun. Şöyle. Buyurun. Şimdi geçiş yapılırken bugün bakın kamu spotları falan yapıyoruz. Aslında orada o hastaların eğitilmesi, okuryazarlığının geliştirilmesiyle ilgili bir kampanya yürütülüp soft bir geçiş yap. Birden yapılınca yılların birikmiş öfkesi bir anda ellerine güç geçen hastalar dediler ki biz her şeyi hak ediyoruz. O zaman dövebiliriz yani sizi gibi şeye dönüştü. Çünkü toplumun eğitim seviyesi ortaokul mezunu. Yani hastalara hakları verdiğiniz zaman şiddet eğilimleri arttı demek çok iddialı bir yaklaşım. Ben bu okumayı yapıyorum. Ben bu okumayı yapıyorum. Hakları verdi demiyorum. Vermesi demedim. Tekrar söylüyorum. Üslup olarak şöyle. Zaman timingi, veriş şekli, geçişleri ufak yap. Mesela aile hekimliğine bakın ne yaptık? Önce Düzce'de geçtik. Yani çünkü onu alıştıra. Yani yumuşak bir geçişle. O anlamda söylüyorum. Yoksa vermek tabii ki asla. O konuda katılıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Siz hocam bir şey diyecektiniz herhalde. Hocam tabii bu 2002'den beri hasta hakları çalışan birisi olarak bana da bu sefer söz düşüyor. Mecburen söylemem gerekiyor. 10 kez hasta hakları eğitimi kursu yaparak yaklaşık Türkiye'de 400'ün üzerinde sağlık çalışanını hasta hakları birimlerinde çalışacak şekilde eğitmiş bir ekibin ve şu anda da Hasta Hakları Derneği'nin başkan yardımcısı olarak bir şapkam daha var. Şimdi şöyle söyleyeyim, şimdi Taşkın Hocam'ın
baktığı yer, bizim sağlık çalışanlarımızın çoğunun baktığı yer, oradan bakıyor. Çünkü bakış açısında da şu var, daha önce hastaların talep etme özgürlüklerinde ciddi bir sıkıntı vardı. Orada temel politika değişikliğinde hasta merkeze alınınca buradan bir şey ortaya çıktı, bir o boşluk oluştu. Orada meşru sınırlarda geçildi ve bu meşru sınırların geçilmesi sonucunda da sanki hasta haklarıyla paralel bir şekilde aynı anda şiddette de bir tırmanma oldu. Yan yana olan iki şeyi aynı anda uzaktan bakıldığında birlikte gibi görülüyor ve genel algı da bunun üzerinden gidiyor. Halbuki ben bunun tam tersini sahadan şöyle söyleyeceğim. Eğer hasta hakları birimleri kurulmamış olsaydı, hastalara şikayet mekanizmaları tanımlanmamış olsaydı ama bu özgür bırakma hasta merkezliliğe geçiş de olsaydı beklenen şiddet yaşananın çok daha üstünde olurdu. Çünkü hasta hakları birimleri hastaların bir sorunla karşılaştığında onu ifade edebilecek, anlatabilme imkanı onlara sağladı ve oradan çıkacak olan büyük patlamayı belki de çok daha minimize etti. Ama aynı anda birlikte bir trendin olması onları neden sonuç ilişkisi içerisinde algılanmasına sebep oldu. Bu da sağlık çalışanlarımız bunu çok ileriye sürüyorlar. Burada da temel sebep şu. Çünkü sağlık çalışanları önceki eğitim sistemiyle oraya geldiler ve hala önceki eğitim sistemiyle eğitilmeye de devam ediyorlar. Yani bu Haydar Hocam çok daha iyi bilir. 223 sosyalizasyon kanununun faal olamama sebeplerinin en önemlilerinden bir tanesi mevcut personelin o anlayışla yetişmemiş olması ve eski konfor ve lüksünü istemesi. Evet hocam, özür dilerim. Bir farkla halk sağlıkçı olmadığım ortaya çıktı. Evet, tamam. Güzel. Bir farkla yakalandım. Şimdi dolayısıyla da burada temel problemimiz şuydu. Sağlık çalışanlarımız hala özellikle bazı yerlerde hala eski eğitim ve anlayışı devam etmek istiyorlar. Yani karşılarında bir hasta bekliyorlar. Daha edilgen bir hasta bekliyorlar ama yeni teknolojiler, yeni anlayışlar, yeni yaklaşımlar hastaları daha bir aktif hale getirdi. Bu da hastada birazcık da yani hekimin karşısında ukalalık da diyelim yapıyor. Yani doktor bey acaba şöyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı diye. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. İletişimde sorumlu olan profesyoneldir. Profesyonel kimse orada, iletişimi yönetmekle de o sorumludur. Dolayısıyla burada yükünü, sağlık çalışanlarının bu sorumluluk yükünü kaldırmamak gerektiğini düşünüyorum. İkinci bir şey de söyleyeyim. Hasta şiddet uyguluyor, çok yanlış. Ama sağlık sektöründen de hastalara yönelik çok ciddi şiddet var. Bunu da görmek lazım. Amerikan istatistikleri yaklaşık yılda 100 bin kişinin malpraktis üzerinden kaybedildiğini söylüyor. Bu da bir şiddet değil mi? Bu da şiddetin diğer bir boyutu. Zannediyorum bunun en orta yolu işte bu. Sağlık hizmetlerinde insani hassasiyeti artırmak. Hem vericiler tarafından, hem sistem tarafından, hem de alıcılar tarafından. Bu insani hassasiyeti artırmak, son söz olarak çok uzattım özür diliyorum. Hasta dostu sağlık hizmetlerine ve hastanelere ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyur. Sırdık malum, müzik de katalım araya. Bir Yozgat türküsünün ilk dörtlüğünü okuyup ne demek istediğimizi size takdir edeceğiz. Hastane önünde incir ağacı, doktorlar bulamaz bana ilacı, baş tabip geliyor zehirden acı diyor. Demek ki eskiden de varmış bu işler. Şimdi hocam ben
Onu Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yatan bir hasta Yozgat'taki yavuklusuna yazmış diye bir rivayet var. O zaman verem ilaçları da daha icat edilmemiş. Dünya Savaşı. Yozgatlı o genç ama Yedikule'de yatıyormuş. Buyurun. Şimdi benim burada, ben hatta hastalıkların artırılması da taraftarıyım. Geçen Covid'de hastanede yattım. Çok çok eksik görüyorum. Bunu söyleyeyim. Ben üslü olarak, az önce şey dedi ya Haydar hocamız, doğru yanlış üslup, doğru sözün celladıdır. Doğru bir uygulamayı yanlış dozda, mesela bakın yanlış hasta, yanlış dozda, yanlış ilaç, yanlış yolda verdiğinizde hiçbir etki etmez. Uygulama olarak tekrar söylüyorum, sağlık çalışanı tarafını çalışmadığınızda, hastaların kalabalıklarını çalışmadığınızda, kamu spotlarıyla hastalıklarını doğru çalışmadığınızda bu uygulamanın günümüzdeki sonuçlarını biz şu an görüyoruz. Kaldı ki 2004'lerden önce ben de sağlıkta çalıştım. Hastaya şiddet ajandamızın birinci masasında değildi, gündemimizde değildi. Şu an gündemimizde. Demek ki bir de şu paradoks var. Kamudan en çok vatandaşların memnun olduğu sektör sağlık sektörü. %76 civarında uzun süredir. Peki hem memnun oluyoruz hem de sağlıkçılara şiddet uyguluyoruz. Nasıl bir paradoks? Yani çok çelişkili değil mi bu? Memnun olduğum bir sektöre neden ben şiddet uyguluyorum? Bu anlamda ben yöntem olarak yöntemi tartışıyorum. Yoksa Sedat hocama da Gürkan hocamın, yani hastalıklar olmalı mı? Kesinlikle ve geç kalınmış bir hak olarak da söylüyorum. Buyurun hocam. Şimdi hasta haklarının varlığı, uygulanması zaten tartışmasız, artık evrensel kabul edilmiş ama Türkiye özelinden tartıştığımızda mesela Sabim örneği belki çok üzerinde analiz edilecek bir vaka. 2004 yılında yanlış hatırlamıyorsam Sabim işlemeye başladı. İşleyişini gördüğümüz zaman Sabim'in şiddeti, yani daha doğrusu kuruluş amacı neydi? İletişim kurmak, hastaların mağduriyetini gidermek. Buna çok fazla hizmet etmediği, gelen şikayetlerin, taleplerin tabiri caizse tırnak içerisinde çok absürt olduğuna ben bizzat şahit oldum. Medyaya da yansıyor. Alenen sağlık çalışanına şiddet uygulayacağını beyan eden bir kişinin bu beyanı hiçbir süzgeçten geçirilmeden, bırakın herhangi bir işlem, adli işlem yapılmasını, bir süzgeçten geçirilmeden hiyerarşik basamaklarda ilgili alt kademelere iletilip o çalışan üzerinde tabiri caizse mobbinge dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi bu noktada hasta hakları var. Hasta haklarının savunuculuğu, benim de bahsettiğim sunumda o insan merkezli sağlık hizmetinin bir boyutuydu. Şöyle bir şey, oyunun kuralı, oyuncu aynı kişi olursa, yani işi yapanla denetleyen aynı kişi olursa orada soru işaretleri olabiliyor. Dünyada bunun örnekleri var. Bakanlığın organizasyon yapısı dışında, bizde mesela kamu denetçiliği kurumu var ama tek bir tane. Bazı ülkelerde, özellikle Avrupa'da var, çok ülkede var, sağlığa özgü ombudsmanlar var. Bunlar Sağlık Bakanlığı'nın içinde de olabiliyorlar ama özerk bir yapıları var. Ya da merkez ombudsmana bağlı bir işte özerk, yine sağlık ombudsmanlığı oluyor. Bu kişi aslında hastayla sağlık kurumu ve sağlık çalışanı arasında arabuluculuk rolü üstleniyor. Çünkü bu iş Taşkın Hocam'ın dediği gibi hiçbir cezai müeyyideyle, adli yaptırımla önlenebilecek bir durum değil. Öyle bir şey olsaydı cinayet olmazdı. Yani idam bile edilse insanlar cinayet işleyebiliyorlar. Demek ki burada sorunun nedenine inmek, sorunu ne örtbas etmemek ne de tamamen işte sağlık çalışanına bir mobbinge dönüştürmeden gerçekten sorunun nedenini tespit edecek tarafsız, özerk bir işleyişe, bir kuruluşa ihtiyaç var. Bununla ilgili Türkiye'de çok fazla yazılan, çizilen bir şey olmadı. Yurt dışında bunların örnekleri var. Yani bir 30-40 yıllık aslında geçmişleri var. Belki de hasta haklarını aslında hasta hakları savunuculuğu ya da arabuluculuğu gibi, böyle sağlık ombudsmanı gibi bakanlığın yapısının dışında biraz özerk bir yapının çatısı altında ele almak lazım. Ben de Taşkın Hoca'nın söylediklerine hani çoğunlukla katılıyorum. Elbette ki bu hasta haklarının ihlal edilmesi veya önemsizliği anlamına kesinlikle gelmemeli. Ama özümsenmeyen bir hak
bazen yanlış yerlere gidebiliyor maalesef. Zannediyorum iyi işleyen bir şikayet sistemi şiddeti azaltıcı rol oynayacaktır. Bir ekleme yapayım bu konuya, affedersiniz. Bütün dünyada aslında sağlıklı şiddet hususu konuşuluyor. Zannediyorum bütün bunların üstünde bir katman daha var. Tıptan beklenti çok arttı. Yani hayal kırıklığı artık daha çok yaşanıyor zannediyorum. Evet. Buyurun hocam. Hemen tazeyken şöyle bir, acaba şikayet sistemi yerine memnuniyet sistemi mi demek lazım? Çünkü insanın doğası gereği başka bir şikayetiniz var mı? Başka bir şikayetiniz var mı diye sorduğumuzda olmasa da bir şikayet arama yoluna yöneliyor. Belki sağlık yönetimiyle ilgili çalışan meslektaşlarımız bakmışlardır ama en çok hangi nedenlerden ötürü insanlar şiddet uygulamışlar sağlıkçılara? Onların bir analizini yapıp bunların çözümüne yönelik bir şeyler yapılabilir. Ama memnun oldukları ve sistemden ya da hizmetten memnun oldukları ya da olmadıklarını sıralayıp ona göre bir takım kanıtlarla adına şikayet sistemi demeden sağlığı geliştirme ile ilgili öneri sistemi diyelim. Yani ya da alacakları hizmetin daha iyi olması için önerileri neler, onları soralım insanlara diye düşünüyorum ben. Çünkü şikayet illa burada bir şey var, burada şikayet etmem gereken bir şey var gösteriyor gibi algılıyorum ben şimdi. Evet. Haydar hocam. Buyurun. Bir defa %85 iletişim sorunları, çok az bir miktar daha ciddi böyle canı tehdit eden konular, onlar doğrudan zaten şeye gitmiş, mahkemeye hemen başvurmuşlar. Mahkemeye başvuru olan şikayetleri ayrı değerlendirmek lazım, doğaları çok birbirinden farklı. Hastane içi işleyiş ya da oradaki bir personelin muamelesinden memnuniyetsizlik genellikle o şikayet mekanizması oralarda biraz daha yansıtıcı oluyor. Öbür tarafı dosyaların akıbeti üstünden belki Gürkan hocalarım gibi daha böyle bu işe tam kendini vermiş kişilerin irdeleyip analitik sonuçlar yapmaları lazım. Sağlık Bakanlığı sadece yüzde şu kadarı şu nedenle şikayet etti, şu kadarı şöyle deyip bırakıyor. Akıbeti ne oldu? Outcome'ı ne oldu bu dosyaların? Oraya gitmiyorlar. Sebep-sonuç ilişkileri belki daha sağlıklı kurulabilirdi bu açılardan. Aktarmak istedim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Evet. Merhaba, teşekkür ediyorum. Şimdi hem katkı hem soru olsun. Şimdi öyle mi? Hasta şiddetinden bahsediliyor ya ama kendinizi kısaca tanıtın. Derya ben, Marmara İlahiyat'tan geliyorum. Hatta Suriyeli bizim bir Arap hocamız var ve kendi çocuğunu götürdük, öğrenme güçlüğü yaşıyor. Siz hatta Suriyelilerle ilgili hani bahsederiz belki dediniz. Psikiyatra götürdük ve psikiyatra Suriyeli çocuk dedi. Onunla hiçbir şekilde konuşmadı. Biz ne yaptığını bile anlamadık. Bize baktı, belgelere baktı. Yani kendi belgeleri, bilgisayara baktı, etrafa baktı ve bizi gönderdi. Bir başka örnekte ise mesela arkadaşımla doktora gidiyoruz. Kortizon var sende dedi kendisine. O da kortizon ne diye sordu. İşte ne olduğunu öğrenmen için senin tıp fakültesi okuman lazım dedi ve biz arkadaşımın hastalığının ne olduğunu öğrenmeden evimize gittik. Yani bir hani hasta şiddetinden bahsediliyor ya ama her nedense doktorların tabiri caizse o psikolojik şiddetinden bahsedilmiyor. Belki de hasta haklarının aciliyet kazandığı yer burası. Yani neden o şiddetin kökenine? Şiddet haberlerine baktığımız zaman işte sağlıkta şiddet diye veriliyor ama hasta haberin içeriğine baktığınız zaman kadın doktor kadın hastaya kısırlık aşısı yapıyor. Kısırlık. Sinir olmuş, hastaya sinir olmuş. Kısırlık aşısı. Bir daha çocuğu olmasın yani. Yani bu fiziksel şiddetten de öte hayati bir. Yani ona hayır. Şöyle bir şey, haberde böyle söylendi zaten. Ben yoksa bilmiyorum, sağlıkçı değilim zaten. Bir daha çocuğunun olmasını engelleyecek bir işlemden geçirmiş diyeyim o zaman ben. Bir şey yaptı, onu öyle cezalandırmıştı. Yani onu demek istiyorum. Yani her ne yapıldıysa yani hastanın ondan sonraki hayatına mal olacak bir şey yapıyor. Ve
Bir haber öyle verildi, bilmiyorum. Ben hani başka... Yani demek istediğim haberlerin bir tanesinde de şey vardı işte, hatta doktor bakın bana ne yapıyor diye video çekiyor ve videonun içeriğine baktığınız zaman esasında hastaya bağırıyor yüksek sesle ve hatta yani hani hoş olmayacak şekilde ve hasta bu üsluptan rahatsız olduğu için şiddete meylediyor ve ben şiddeti hiçbir şekilde meşrulaştırmıyorum, hatta yarıştırmıyorum da, ama nedense diğer taraf görünmüyor. Hani hasta hakları ve şiddet şeklinde korelasyonu konuşuyoruz ya, bunun karşılıklı bakılması gerektiğini düşünüyorum. Belki de buradan kaynaklanıyordur, onu bilemiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben söz alabilir miyim? Bir de söz alabilir miyim? Bu taraftayım hocam. Buyurun. Merhaba, Halil Şengül, Sabahattin Zaim Üniversitesi. Şimdi önce Taşkın hocamın tanımı vardı. Neden özel sektörde şiddet yok da kamu sektöründe? Toplumsal bir değişim var zaten. Eskiden biz devletten korkardık. Şimdi ise devletten hiçbir aşamada korkmuyoruz. Yani toplum olarak korkmuyoruz. Dolayısıyla bu şiddet de aslında sadece sağlıkçılara da değil. Öğretmenlere de var. Hatta polislere bile var bu şiddet. Yani biz şu an tamam sağlığı konuşuyoruz ama bu şiddet bütün devlet memurlarına var. Çünkü insanlar artık şöyle düşünüyor. Sen devlet memurusun, sen bu işleri yapmak zorundasın diye düşünüyor. Ama özel sektöre gittiğinde bunu düşünmüyor. Temel fark bu. Yani sen devletin elemanıysan, sen benim her işime, bakın usulüne uygun olmasın, madem devlet memurusun, her işimi yapmak zorundasın diye bir algı oluşmuş. Önce bu algıyı kırmak lazım tabii ki. Yani devletin bir ağırlığının belki, tamam yaptırımlar bazı şeyleri engellemez ama bir ağırlığının geri gelmesi gerekir. İkinci olarak da Sedat Hocam'ın dediğine katılıyorum. Hasta hakları aslında biraz amiyane olacak ama insanların gazını da alma yöntemi aynı zamanda. Bana göre şikayet kapılarını sonuna kadar açacaksınız. Zaten şiddete başvuranlar şikayet etmeyenler. Şikayet etse şiddete başvurmayacak. Ve bir de şöyle bir şey var. Şikayetlerin ne şekilde sonuçlandığının bildirimine geri bildirim yapmıyoruz. Geri bildirim yaptığımız zaman insanlar şikayetler neticesinde aldıkları sonuçların gerçekten etkili sonuçlar olduğunu görürse şiddete değil şikayet yoluna başvuracaklar. Burada da sadece hasta hakları birimleri değil hastanelerin yöneticilerinin kapılarının sonuna kadar açık olması lazım. Ancak belki o şekilde bir değişiklik olur. Yoksa hasta haklarını kaldırmak, hasta haklarını ya da daraltmak, bu asla düşünülmesi gereken bir şey değil bana göre. Halil Hocam teşekkür ederiz. Buyurunuz. Bir Üniversitesi, Doktor Tuncay Paltaki. Şimdi burada şikayetler ya da şiddet konusu konuşulurken belki kök nedene inmek gerekiyor. Asıl problemler bunlar. Yani o aslında problemin veya şiddetin başında sistemsel bir sorun belki yer alıyor. Biz sonucu görüyoruz. Yani sonuçta o kişinin o kişiye vurduğunu ya da şiddet uyguladığını görüyoruz. Aslında bunun oraya gelene kadar ki kısmını genellikle göz ardı ediyoruz. Bunu sadece biz değil, herkes göz ardı ediyor. Yönetimler de göz ardı ediyor. Çünkü maalesef onların da işine gelmiyor. Şimdi bu kadar yoğun hasta bakılan bir yerde bir kişinin sınırlarını zorladığınız zaman ister istemez birçok problem ortaya çıkıyor. Bir de şiddetin en önemli sebebi, daha doğrusu kök nedenleri arasında ki muayene eden kişiye ya da doktora ya da hemşireye sonuç patlıyor. Aslında öncesindeki yönetilememenin getirdiği bir takım şeyler var. Şimdi bunları onun için kök nedene doğru gitmemiz daha doğru. Yoksa çözemeyiz. Yani yapan kişi üzerine odaklanırsak ya da yapan ve yapılan kişinin üstüne odaklandığımız zaman bu işi çözeceğimizi düşünmüyorum. Şeye de SABİM'e işte binlerce şikayet geliyor. Hiçbiri yönetime ya da ya bir analizi yapılıp da gazete haberleri dışında doğru dürüst yayınlandığını da görmedim. Çünkü amaç yani o kadarını yapalım. İşte
demin söyledi, gaz alma şeyi. Halbuki gaz alma değil, çözüm üretme yeri olması lazım. Bugün Sabim İncimer'in muhakkak çözüm, yani bir daha olmaması için ne yaparızı bizim tartışmamız gerekirken biz suçları aramaya başlıyoruz. Günah keçileri bulmaya çalışıyoruz. Tuncay Hocam teşekkür ediyoruz. Dörtte bitireceğiz. Var mı son bir soru için birkaç dakikamız var. Buyurun son siz. Evet. Son olarak sizden alalım. Acaba ne olabilir diye hani siz ne dersiniz diye düşünüyorum. Belki de hani eskiden iyi hekim olma anlayışı vardı. Mesela arkadaşım şey derdi, bizi eskiden doktora giderken çiçekle giderdik. Şu anda neredeyse Kalaşnikov'la gidiyoruz gibi bir şey. Çünkü o zaman doktorların iyi hekim olma, iyi doktor olma bir anlayışı vardı. Şu anda acaba tıp biraz daha ticari görülmeye başlandı da işte çok para getiren branşlar şeklinde geçince artık hastaya karşı sorumlu üsluptan vazgeçme ya da artık onu o kadar o hastalığı kıymetli görmekten de vazgeçip hatta ilaç şirketleri kazanacak şekilde bu hastalık devam etsin şeklinde de değişmiş olabilir mi bir bakış açısı? Teşekkür ederiz. Rica ederim. Peki son çok kısa. Alarak 18 bin şikayeti analiz ettik. Uluslararası bir dergide de 2012 yılında, bakın 10 yıl önce yayınladık. Bütün orada bunun haritası çıktı. Hangi branşlar, hangi meslekleri neden şiddet şikayet ediyor, şiddet uygulanıyor. Uluslararası bir dergide de yayınlandı, inceleyebilirsiniz. Dolayısıyla Sabim'e yakılan şikayetlerin bu şekilde bilimsel bir sonuçları da mevcut. Teşekkür ediyorum. 7. Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi'nin sağlık hizmetlerinde insan hassasiyet paneline teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Değerli hocalarım Gürkan Sert, Harun Kırılmaz ve Ülke Karabacak'a da tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hocam sizi bırakmayayım ben. Kıymetli hocalarımıza biz de çok teşekkür ediyoruz ve panel başkanımız doktor öğretim üyesi Murat Çetin'i panelistlerimize plaketini ve teşekkür belgesini takdim etmesi için sahnenin önüne davet ediyoruz. Şöyle, evet hocam. Ardından plaketini ve teşekkür belgesini alması için doçent doktor Sayın Gürkan Sarçı sahneye alacağız. Ardından doçent doktor Sayın Harun Kırılmaz. Ve Profesör Doktor Sayın Ülke Karabacak. Toplu fotoğraf. Çekilelim hocam böyle toplu. Tabii onu da çağıracağım. Çekilsinler çağıracağım. Ve panel başkanımız doktor öğretim üyesi Sayın Murat Çekin'e plaketini takdim etmesi için Özel Hastaneler Başkanı uzman doktor Reşat Bahat'ı sahneye davet ediyorum. Panel başkanımıza ve değerli panelistlere çok teşekkür ediyoruz. 10 dakikalık bir aramız olacak ve şimdi bir toplu fotoğraf alalım.